Başlattım. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün faz 1 eğitimimizin 4. dersini yapacağız inşallah. Dördüncü dersimizin içeriğinde arkadaşlar ilk başta file handling yani file operasyonları, file açmayı, kapamayı, yazmayı bunları ve türlerini size anlatacağız. Daha sonrasında split ve split olmak üzere bir iki tane küçük fonksiyondan bahsedip kişiler listesini bugün tamamen hani uygulamayı kapatsak bile arka planda aynı zamanda bildiğiniz veri tabanı gibi veriyi kaydedip daha sonrasında yeniden çalıştırdığımız zaman yeniden çağrıdan bir modifikasyon yapacağız. Üçüncü ders yapmış olduğumuz kişiler listesi üzerinden. Daha sonrasında ise birkaç bonus şeyi gösterip ve size geçen ders bahsettiğim gibi derleyiciler nasıl çalışır yani bu görmüş olduğumuz Python derleyicisi nasıl çalışır? Bunun üzerinden bir sunum üzerinden sizlere bir şeyler gösterip mantığını sizlere anlatmaya çalışıp ödevlerimizi yapıp dersimizi kapatacağız. Şimdi ilk başta ben yine geleneğimiz olduğu gibi yapmamız gerekmemesine rağmen yine de yapalım. Import os modülünü yani Python'ın kendi modülünü import ediyorum. Şimdi arkadaşlar ilk başta ben geçen ders ve ondan önceki ders yani ikinci ders ve üçüncü derste ödev olarak vermiş olduğum file işlemlerini hemen hızlı bir şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar file işlemlerine baktığımız zaman ilk önce kısacası şöyle söyleyeyim. Hani bildiğimiz bilgisayarımızda biz nasıl bir text file oluşturuyorsak oraya dil notlarımızı alıyorsak Notepad olarak geçerli olsa onun gibisinden yazılım içerisinde biz bu türden file'leri oluşturup bunlar üzerinden işlem yapabiliyoruz. Bunları bildiğimiz yerimizin veri tabanımız olarak kullanabiliyoruz. Şimdi gelelim file işlemlerinde file işlemlerine gelelim. İlk başta file nasıl açılır arkadaşlar bunu göstermek istiyorum. Şimdi file açma kısmı da bildiğimiz veri türleri üzerinden ilerliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ben buraya rastgele bir isim diyorum. Dosya olsun. Eşittir diyorum. Open adı altında bizim fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon üzerinden gördüğünüz gibi text mod, R farklı farklı türlerden modlar üzerinden ben kendi file'ımı açabiliyorum. Öncelikle geldim. Diyorum ki açacağımız file ismi ne olsun? Ne olsun? Mesela direkt dosya slash .txt olsun. Ben niye buraya txt kısmını ekliyorum? Bunu eklememin sebebi arkadaşlar adı üstünde. Biz bugün txt dosyaları üzerinden çalışacağız. Ve hani genel olarak ben şu ana kadar yapmış olduğum file işlemlerimde genel olarak txt file'ları üzerinde çalıştım. Dosya hatta direkt dosya txt adında bir tane file oluşturalım. Ve virgül koyuyoruz yanına. Bu virgülü niye koyuyoruz arkadaşlar derseniz. Virgül koyduktan sonra ben bu dosyayı hangi amaçla açtığımı belirtmek üzere bir tane burada yine gördüğünüz gibi burada yeni bir tane verim açıyorum. Bu verimde ise arkadaşlar tamamıyla gördüğünüz gibi bir sürü tür var. Yani bu bir sürü tür mesela en basitinden read yani read okumak anlamına geliyor. Onun haricinde aşağı iniyorum. E var. Append yani genişletmek yani demek görmüş olduğunuz dosyayı açıp genişletmek üzerine kurulu. X oluşturmak yani eğer dosya.txt adında sizin bir tane dosyanız yoksa ki benim şu anda yok. Ben bunu oluşturuyorum. Görüyoruz mu arkadaşlar burada W yani write yani dosya üzerine tamamen yazmaya dayalı bir file türü. Gördüğünüz gibi burada gerçekten onlarca farklı tür var ama biz bugün sizlere önemli olan birkaç tanesinden bahsedeceğim. Şuraya hemen yarım satırlarımı koyuyorum. Bu yarım satırlarımı bana arkadaşlar gelip dosya türlerini ya yani dosya handle ederken dosya işlerken beni kullanmış olduğum genel olarak sizin de muhtemelen dosya işlerinde %99'unu da kullanacağınız temel türlere geliyorum. Öncelikle arkadaşlar R'ye gelmek istiyorum. R var. Read'den geliyor. W var. Write'den geliyor. Yazmak. Daha sonrasında arkadaşlar E var. Append yani genişletmekten geliyor. Daha sonrasında X var. Oluşturmaktan geliyor. Daha doğrusu X'in tam olarak bir anlamı yok ama hani oluşturma amacıyla kullanılıyor.
B var. Aslında B var. Bu B ise binary. Yani dosyayı 0-1 veriler üzerinden işleminizi yarıyor ama bunu anlatmayacağım. Gerek yok çünkü bunu hiçbir zaman kullanmayacaksınız muhtemelen. Ama şeylerde Onun PNG haricinde dosyası da falan kullanılabiliyor. ya PNG dosyasında evet şöyle söyleyeyim. Biz şu an TXT dosyası açıyoruz. Bu TXT dosyasında yazı kaydediyoruz. İşte yazıyı alıyoruz. Ama PNG yani görsel kaydetmiş oluyoruz dosya açacağınız zaman. Az önce bahsetmiş oldum. Hop ondan kurtulalım. Bu B yani binary'in yani 0-1 bildiğimiz 0-1 yazının kısaltılmış hali olan binary şeklini kullanabiliyorsunuz. Ama bugün JPEG dosyasını anlatmayacağım ki ihtiyacımız da yok. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar öncelikle geliyorum. R var. Bu R arkadaşlar az önce bahsetmiş olduğum gibi dosya yani halihazırda kurulmuş mevcut olması gereken bir dosyayı açıp sadece okumanızı yarıyor. Ama eğer dosya şöyle açık değilse hata verir. Bu hatadan try except ile kurtulabilirsiniz. Onun haricinde W ise arkadaşlar sadece şöyle yazmak için kullanılıyor. Kullanılır. Ve arkadaşlar dosya mevcut değilse hata çıkmıyor. Direkt dosya oluşturuluyor. Yeni dosya oluşturuluyor. Dosya mevcut değilse yenisi oluşturulur. Şuraya hemen şey ekleyelim. Dosyayı sadece okumaya yarar. Hop ne yaptık öyle? Tamam. Şimdi ben bunu ekledim. Ama W ile ilgili arkadaşlar bir mekanik bak başka bir şey var. W'da arkadaşlar mesela diyelim ki sizin dosyanızı önceden mesela bir cümle yazıyordu. Siz W ile dosyaya yeni bir şey yazdığınız zaman o dosyada önceki yazılan şeyler siliniyor. Ve o silinen yerlerin yeri W ile sizin yazmış olduğunuz yeni şey geliyor. Yani demek istediğim var olan içerik silinir ve yenisi yazılır. Bundan nasıl kurtuluruz? Burada da append geliyor. Yani var olan içeriye ekleme yapar. Bunun haricinde bu append fonksiyonu da dosya mevcut değilse oluşturur. Yani sorun çıkarmaz, hata vermez. Ama dediğim gibi en başta read şeklinde siz dosya açmaya çalıştığınız zaman eğer dosya açık değilse demeyeyim. Dosya mevcut değilse hata verir. X ise arkadaşlar tamamen dosya oluşturmak için kullanılan bir şey. Yani siz buraya X yazarak aslında hiçbir şey yapamazsınız. Sadece dosyada txt adında bir dosya oluşturursunuz. Ama dosya oluşturulur yazalım. Burada da eğer halihazırda bir dosya varsa hata verir. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu dört temel tür yani R, W, A, X. Bunlar dediğim gibi %90'da 99'unda siz bunları kullanırsınız. Özellikle TXT dosyalarında ama mesela JPEG dosyası olarak siz bir görüntüyü alıp işlemek istiyorsanız tabi o zaman az önce Akif'in bahsettiği gibi binary türünden şöyle kullanabilirsiniz. Şimdi ben şunu şöyle yapayım. Bunu da yorum satır içerisindeyim. Formatı görmüş olun. Şimdi ben arkadaşlar burada tamamen geliyorum ve az önce bahsettiğim gibi dosya ya da mesela x veri türünde ben gelip şu an bir dosya açmak istiyorum. Bu ne olsun? Az önce yukarıda bahsettiğimiz gibi direkt dosya isminde de olsun. Hiç fark etmez. Burada iki isim tamamen size kalmış. Bu şekilde diyorum. Ve benim halihazırda böyle bir dosyam olmadığı için çünkü şurada gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde dosya gözükmüyor. Ben x diyerek dosyamı oluşturuyorum. Bakalım bana ne diyecek. Gördüğünüz gibi dosyam oluşturuldu. Ve şuraya gördüğünüz gibi
Visual Studio Code eklentimi en altına dosya txt adında bu dosya geldi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Siz bu dosyayı başka yazılımlar mesela DAS 4 diyorum. DAS 3'te de kullanabilirsiniz. DAS 7'de kullanabilirsiniz. Hatta sizin txt dosyasını biliniz. Kendi bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz. Yani demek istediğim bilgisayarınızda siz bayağı hani Visual Studio Code'dan aslında bağımsız olarak dosya txt adında bir dosya açıyorsunuz ve siz bu dosyayı istediğiniz her türlü kullanabilirsiniz. Kendiniz de bu dosya üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Ya da kendiniz yapmazsınız, gelirsiniz, yazılım üzerinden yaptırırsınız. Şöyle arkadaşlar, şimdi ben bu dosyayı açtım. Oluşturdum. Gördüğünüz gibi ilk şekilde oluşturdum. Ama tekrar denersem hata çıkacak. Niye hata çıkıyor? Dediğim gibi az önce dedik. Dosya halihazırda var ise hata verir. Dosyayı biz şu an oluşturduk. Bir defa denedim. Tekrar denedim çalıştırmayı. Ve artık dosya olduğu için hata çıktı. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle bu dosyaya bir şeyler yazmak istiyorum. Onun için ilk önce W şeklinde yani rel şeklinde ben bu dosyayı yazacağım. Hata çıkıyor mu? Gördüğünüz gibi hata çıkmadan herhangi bir sorun olmadan çalıştım ama yapacak herhangi bir işlem belirtmediğim için şu an gördüğünüz gibi çalışıyor. Yani ama herhangi bir işlem belirtmediğim için program kendini yeniden kapatıyor. Şimdi ben geliyorum. Dosya üzerinde arkadaşlar ben bir şey yazmak istediğim zaman yani write dedim. Zaten gördüğünüz gibi write ya da append şeklinde açmanız gerekiyor. Ben W şeklinde bu dosya üzerinde bir şey yazmak istediğimi belirttim. Şimdi geliyorum. Dosya üzerinde bir şey yazmak istediğiniz zaman arkadaşlar X variable üzerinden gelip hani çok basit bir şekilde write diyorum. Ve buraya geliyorum diyorum ki ne olsun? A çift yazalım. Ben bunu aktif yazdıktan sonra çalıştırdım. Tamam, program çalıştı başarılı. Bir sorun çıkmadan kapandı. Geliyorum. Hop. Ne oldu? Ha. Buraya bunu yazdıktan sonra arkadaşlar, şimdi bir dakika. Bunu yazdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben write dedikten sonra dosyaya, pardon, isim gelmek istiyor. Erva Türkes. Hoş geldin Erva. Şimdi arkadaşlar ben dosya üzerinden direkt olarak write komutu üzerinden bir şey yazabiliyorum. Bunu çalıştırdım ama dosyaya geldiği zaman yazılmadı. Niye yazılmadı? Şurada şöyle bir şey var. Siz dosyayı mesela X adı altında ben bu dosyayı açtım. Açtıktan sonra ben bu dosyaya A2 filesini yazdım. Ama daha sonrasında X.close diyerek dosyayı kapatmadığım için arkadaşlar dosyaya yazdırmış olduğum A2 filesi gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi kayıt edildiğinde bunu dinledim arkadaşlar. Şu an yazdım. Dosya txt'ye hala bir şey yazmıyor. Oğlum şundan dolayı dosya txt'yi kapat aç bir bak göreceksin. Kapattı. Bak şu an gördüğün gibi yazmıyor. Ne diyor? Kaydetme bir kaydetme. Tamam. Şimdi bir daha çalıştır. Hı, Ha bak tamam geldi. geldi geldi okey. Ya ben çünkü ben Tamam. kullanırken de aynısı oluyordu. Şimdi arkadaşlar ben gelip buraya dosyama bir şey yazdıktan sonra geliyorum diyorum ki X close demeden dosyanın zaten bir şekilde yapmış olduğunuz işlemi kaydedemezsiniz. Yani siz buraya rahat yazdıktan sonra artık dosyayı kapatmazsınız. Burada dosya hiçbir şekilde kalır. Yani program kapansa bile yapmış olduğunuz değişiklik kaydolmaz. Tekrar yazıyorum. Ama az önce burada açtığınız zaman bu AKİ filesinin değişmemesinin sebebi ise, daha doğrusu AKİ filesinin gözükmemesi ise benim dosyayı yenilememem üzerinden kaynaklanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şimdi buraya AKİ yazdım. Yazdırdım. Açıyorum dosyamı. AKİ yazıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ben tekrar yazıyorum. Tekrar yazdım. Tekrar çalıştırdım. Tekrar çalıştırdım. Tekrar çalıştırdım. Ama hala AKİ yazıyor. Niye diye sorarsanız gördüğünüz gibi W üzerinden ben dosyaya bir şey yazdıktan sonra var olan içerik siliniyor ve yenisi yazılıyor. Yani demek istediğim ben buraya akif yazdığım zaman şu an mesela bu yazmış olduğum akif siliniyor. Yeniden akif yazılıyor. Burada böyle bir problem var. Daha doğrusu problem değil. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Ama ben buraya gelip append yazarsam eğer bunu çalıştırdığım zaman
Bu arada şu dosyayı kapatalım. Bunu çalıştırdım, çalıştırdım, çalıştırdım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, Akif, 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 Akif. Dosya, apply şeklinde yaptığınız zaman dosyada önceki yazılmış olan tüm veriler silinip yeni yazacağınız verinin, yeni yazmak istediğiniz verinin yazılması yerine apply şeklinde dosyada önceki yazılmış olan veriler silinmiyor. Bunun yerine dosyaya gördüğünüz gibi yeni bir tane veri ekleniyor. Sizin yazmak istediğiniz bir dosya ek olarak sondan ekleniyor. Bu türden bir sistem var. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Biz normalde print yazdığımız zaman mesela şuraya gelelim. Print A diyelim. Print A dedikten sonra arkadaşlar mesela bizim terminalimizde otomatik olarak alt satıra geçer. Print A dedim. Tekrar print A dedim. Tekrar print A diyelim. Şöyle düzenli olsun. Ben bunu yaptığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde print komutu verdikten sonra benim kursörüm otomatik olarak alta geçiyor. Yani otomatik olarak burada satır atlıyor. Ama dosyada böyle bir şey yok. Yani dosyada append de yapsanız, write de yapsanız yazmış olduğunuz şeyden sonra dosya alt satırı geçmez. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bunun için dosya içerisinde yazmış olduğunuz yazı içerisinde satır atlama komutunu kendinizin vermesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi şöyle append şeklinde verelim. Tabii kapatıp tekrar açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Akif yazdı. Aşağı geçti. Akif yazdı. Üçüncü satıra geçti. Yani yeni satıra geçti. Tekrar çalıştıralım. Şöyle birkaç defa çalıştıralım. Gördüğünüz gibi aşağı 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 aşağı. Her seferinde bir aşağı geçti. Bu şekilde çalışıyor. Şimdi ben bunu silmek istiyorum. Bu dosyadaki tüm yazıları silmek istiyorum. Tekrar çalıştırdım. Tabii save'de bu sorun karşıma çıkıyor ama ben bunu silmek isteyip kaydettim. Tekrar geldim. Güzel. Şekilde tekrar çalıştırayım. Gördüğünüz gibi Akif yazdı. Bir daha çalıştırayım. Bir tane daha Akif geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bir sistem var şu anda. Onun haricinde şöyle söyleyeyim. Dosya yazma kısmında aslında çok fazla bir seçeneğimiz yok. Yani sadece write fonksiyonu kullanabiliyoruz. Write fonksiyonu haricinde kullanabileceğimiz şeyler var mıdır? Tabii ki vardır. Yani demek istediğim olmadığı kütüphane kullanırsınız. Mesela OS gibisinden bir tane modül kullanırsınız. Yani kütüphane kullanırsınız. Kütüphane sayesinde belki farklı farklı şeyler yaptırabilirsiniz. Ama günümüzde hani Python kendisinde bir şey kütüphane olmadan dosya yazma işlemlerinde biz büyük çoğunlukla sadece write kullanıyoruz. Yani write şeklinde kullandıktan sonra gördüğünüz gibi burada satır atlama var. Satır atlama kullanmazsanız satır atlamadan eklemeyle işler bu iş. Bu şekilde. Onun haricinde arkadaşlar dediğim gibi hani file yani dosyaya yazma işlemi bu şekilde. Bu kadar. Şimdi dosyaya birkaç tane daha şey yazdıralım. Şöyle olsun hatta ilk satırı şuradan silelim. Güzel gözüksün. Şimdi arkadaşlar ben geliyorum dosya üzerinden okuma işlemi. Dosya üzerinden okuma işlemi yani read kısmına geliyorum. Read kısmında arkadaşlar bu kısma geldiğimiz zaman aslında daha fazla seçeneğimiz var. Daha doğrusu da çok daha fazla seçeneğimiz yok. Burada iki tane seçeneğimiz var. Ben şimdi bu şekilde dosyayı açtıktan sonra gelip print x yaparsam direkt bakalım ne olacak. Daha sonra da close demeyi unutmayalım. Şöyle yazdığınız zaman arkadaşlar bakın gördünüz mü? Ben burada yazdığım zaman arkadaşlar bana aslında dosyanın ismini veriyor. Modunu veriyor ve encoding. Bu encoding'i tamamen şeyle alakalı. Karakterlerle alakalı. Bunu veriyor. O zaman ben bu dosya içerisindeki hani direkt dosya üzerinden ben print mesela dosya ismi yaparak ben herhangi bir şekilde dosya içerisinde bir ulaşamıyorum. Nasıl ulaşıyorum diye sorarsanız şöyle ki arkadaşlar ben şu print x'i kaldırayım. Ben mesela gelip buraya y diyeyim. Y eşittir x read diyorum. Burayı da arkadaşlar hani basbaya dosya içerisindeki yazılı olan sit rengi y sit rengi bize veri olarak veriyor. Şimdi gelip ben buraya y diyeyim. Gördüğünüz gibi Akif 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 Akif. Tüm bir şekilde bana şu an dosya içerisindeki verileri satırına kadar tamamen aynı formatta bana verdi. Peki benim başka seçeneklerim yok mu? Tabii ki var.
Dediğim gibi ilk seçeneğimiz bu read ama read dediğim gibi tamamen baştan sona dosyayı okuyor. Onun haricinde arkadaşlar ben yine y demek istiyorum. Y eşittir. Şunu da kullanabilirim. X nokta read line. Read lines pardon. Read lines şeklinde arkadaşlar bunu kullanarak ben şunu yapıyorum. Y eşittir. X nokta read lines yaptığımız arkadaşlar aslında benim y değerim, y değişkenim şu an x dosyasının içerisindeki verileri line line yani satır satır tutmuş oluyor. Mesela hemen print yapalım. Gördüğünüz gibi liste içerisinde şu an bana her satırda ne yazdığını gösterdi. Akif satır atladı. Akif satır atladı. Akif satır atladı. Ve Akif satır atladı. Yani şu an gördüğünüz gibi aslında 5 tane üyesi olan, 5 tane değişkeni olan bir tane liste oluşturdu bize. Onun haricinde arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben bunu kriteri şeklinde değil de aynen bir listede nasıl yapıyorsam for satır diyorum. Bu tamamen size kalmış. İsimlendirmenize kalmış. Çünkü bu değişken satır. In y yaptıktan sonra arkadaşlar ben print satır dersem var. Gördüğünüz gibi hani normalde olduğu gibi normalde biz liste içerisindeki verileri tek tek bir şekilde yazdırabiliyoruz. Aynen y verimizi biz şu anda readlines olarak liste olarak verimizi aldığımız için aynı şekilde bu liste içerisindeki verileri biz şu an print üzerinden yazdırabiliyoruz. Burada bu türden bir kullanım var arkadaşlar. Şimdi ben bunları yorum satırı içerisinde alacağım. Son bir tane daha kullanımımız var. Sonra bahsetmek istediğim bir tane daha şey var. Şimdi ben buraya gelip direkt hani y listesiyle yani readlines fonksiyonu ile ben x faili, x dosyası içerisindeki verileri satır satır liste olarak y'ye kaydedip daha sonrasında hatta bu y'deki liste, y listesi içerisindeki satır verilerimi ben gelip burada for döngüsü içerisinde okumak yerine direkt hadi satır diyelim. Tamamen dediğim gibi. Burada ilk satır isimlendirmem tamamen bana kalmış bir şey. Kafanız karışılmasın da. For satır in x dediğin zaman yani demek istediğim dosya içerisinde ben herhangi bir şekilde hatta bunu şey yapalım. A diyelim. Ben dosya içerisinde hani in kullanarak tüm satırlarımı bu şekilde depolayabiliyorum. Şöyle görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şey aynı oldu. Niye her şey aynı oldu? Çünkü şöyle in x dediğimiz zaman burada aslında x dosyası içerisinde yani x olarak adlandırmış olduğum dosya txt içerisinde yani bu dosyanın içerisindeki her bir satırı burada for döngüsü her bir satırı a'ya atıyor. Yani buradaki dediğim gibi for döngüsünün dosyalardaki kullanımı da in ile kullanım, in fonksiyonu, in yapısıyla kullanımı bu şekilde. Bu da aklınıza kalsın. Bu da bir kullanım. Dediğim gibi bunları not edin. Hani ezberlemenize gerek yok. Not edin. İhtiyacınız olduğu zaman, hatırlamanız gerektiği zaman açık bakarsınız, tekrar edersiniz. Şimdi arkadaşlar bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben X dosyasını bu şekilde open ediyorum, yani açıyorum. Ve daha sonrasında close ediyorum. Ama close etmezsem, mesela burada write ve append kısmında yapmış olduğum değişiklikler benim kayıt olmaz. Ben dediğim gibi hani ki siz her bu read seçeneği için de olsun. Her dosya açtığınız zaman bu dosyayı programa gerek daha işiniz bittiği zaman gereksiz yere yük olmaması için gerekse dosyanın doğru düzgün çalışabilmesi için sizin close seçeneğini kullanmanız gerekiyor. Ama şöyle bizim seçeneğimiz var. Bir alternatif yol olarak söylemek istiyorum. Python'da şöyle bir alternatif yol var. Ben with seçeneğini kullandığım zaman with open. Yine bunu kopyalıyorum. With open dosya txt ve read seçeneğinde sx olarak mesela ben bunu açtım diyelim. Ben bunu açıkla arkadaşlar mesela burada xxxx komutunu gerçekleştirdiğim zaman gördüğünüz gibi with'in içerisinde olacak yani. Bir tane tab atmanız gerekiyor. Dört tane boşluk olması gerekiyor ki şuradaki bit seçim içerisinde o komutlar yer alsın. Siz burada komutunuzu yaptıktan sonra yani gerçekleştirdikten sonrasında arkadaşlar x nokta close yapmanızı gerek yok. Yani bunu yazmanıza gerek kalmıyor. Çünkü bit seçeneğiyle siz dosyayı açtığınız zaman
Buradaki yanlış oluyoruz. Komutlar işte atıyorum buraya düş olduğunuz yazdırma komutu gibisinden Python komut işlendikten sonra dolayısıyla otomatik olarak kapanıyor. Yani burada close gibisinden bir şey yapmanız gerek yok. Daha pratik bir yol. Mesela birin diyelim ki for i in x diyelim. Print i yani gördüğünüz gibi şu an ben dosyanın içerisindeki satırları şu an yazıyorum. Yazdıralım bakalım. Gördüğünüz gibi yazdırdım. Ve close yazmama gerek kalmadı. Yani x.close yazmama gerek kalmadı. Ne denirse belli. Hani ve şeklinde açtığım için işim bittikten sonra buradaki benim komutlarım bittikten sonra derleyeceğim Python benim için otomatik olarak şu an ne yaptı? Burayı kapattı. Yani dosyanı kapattı. Bu şekilde yapılarım da var arkadaşlar ki bit kısmını öneriyorum yani direkt dosyayı açıp uğraşmak burada close şeklinde uğraşmak yerine genelde bu şekilde kullanılır. Evet, şimdi bunları değindik. Şimdi biz arkadaşlar sizlere şöyle file yani şöyle söyleyeyim sizlere şu an file handling kısmını anlattım. Bir de bunun haricinde arkadaşlar iki tane yapı anlatacağım. Daha doğrusu iki tane fonksiyon. Kendileri fonksiyon olarak geçer. Birincisi arkadaşlar strip fonksiyonu. Bu fonksiyon nedir diye sorarsanız strip zaten soymak anlamına geliyor. Hani İngilizce'de soymak, bayağı elma soymak gibi soymak anlamına geliyor. Bu fonksiyonuyla arkadaşlar siz mesela metinlerinizi bildiğiniz hani kırpabiliyorsunuz. Örnekleri de göstereceğim. Aki sen biliyor musun bu strip fonksiyonunu? Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bu strip fonksiyonu benim diyelim ki bir tane metnim var diyelim. Metin diyelim. İsmi ne olsun? Şöyle merhaba. İsmi değil içeriği merhaba. Dünya şeklinde olsun. Arkadaşlar strip fonksiyonu gördüğünüz gibi. Şimdi ben geliyorum. Bu merhaba dünyanın başına ve sonuna boşluklar bırakayım. Benim strip fonksiyonum arkadaşlar. Şöyle kullanımı var. Metine geliyorum. Metin eşittir. Metin nokta strip diyorum ve yayın açıyorum. Şimdi arkadaşlar siz bu aslında görmüş olduğunuz gibi şu an bu strip fonksiyonu metin içerisinde başta ve sonda olan boşlukları temizliyor. Temizliyordan kastım siliyor. Şöyle ben bir örnek olarak göstereyim. Print metin diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başındaki ve sonundaki boşlukları ki şuradan göremeyiz ama en azından başındaki boşlukların gitmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bu da strip fonksiyonu sayıştı anlamına geliyor. Şimdi şöyle strip fonksiyonu aslında arkadaşlar mesela biz bir metin verdiğimiz zaman kendisine metinlerde çalışır. Biz bir metin verdiğimiz zaman arkadaşlar burada metni verdikten sonra metnin başındaki ve sonundaki silmek istediğimiz, kaldırmak istediğimiz karakterleri kaldırmaya geliyor ve bunu aslında biz bu sistem fonksiyonu kullanırken buradaki yayın içerisinde belirtiyoruz. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Ben buraya gelip şu slash'ları koyayım. Slash'larla burayı doldurayım. Buraya gelip karakter içerisinde yani yine karakter belirttiğimiz için biz burada görmüş olduğumuz bu şekilde yazmamız gerekiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben strip kısmına gelip burayı boş bıraktığınız zaman aslında metnin başındaki ve sonundaki bu görmüş olduğumuz boşlukları siliyor. Ama strip fonksiyonunun bu yayın içerisinde siz görmüş olduğunuz gibi mesela buraya slash kullandığımız zaman metnin başındaki ve sonundaki slash'ları temizler. Şimdi bakalım nasıl yazacak? Gördüğünüz gibi merhaba dünya geldiniz. Yani bu metnimizin başındaki slash'lar gitti. Ve sonundakiler tabii ki. Ama mesela ben buraya gidip şöyle yazdığım zaman ne olacak? Gördüğünüz gibi başından itibaren geldi. Burada slash var. Bunu sildim ama A var. A'yı artık A'dan itibaren artık silmiyor. Sondan geldi. Slash, 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 slash sildi, sildi, sildi. Dünyanın en sondaki harfine yani A'ya geldi. Burada tekrardan dediğiniz gibi artık durdu. Buradan itibaren silmeyi kestim. Geldiğim gibi baştan ve sondan kırpa kırpa geliyor. Ta ki bu belirtmiş olduğunuz karakterden farklı bir karakterle karşılaşana kadar. Hem A'yı hem slash'ı silebiliyor mu aynı zamanda? Hayır. Öyle bir kullanım yok. Öyle bir kullanım istiyorsan strip'e gideyim. Tekrardan yazman gerekiyor.
Şimdi arkadaşlar bu stream'in bir tane daha türü var. Ondan bahsetmezsem olmaz. Bu tür nedir? Ben şimdi ile başa resmen slash etim. Hatta farklı türden bir şey yazalım. XXX yazalım. Bu slash'ın arkadaşlar farklı türü şu ki metin eşittir. Metin nokta strip soy bildiğimiz soy anlamına geliyor. Strip dedikten sonra arkadaşlar aslında strip demeyeyim pardon r strip yani right yani sağlık itibaren sadece bu işlemi yap ya da left strip yani sadece soldan itibaren bu işlemi yap diyebiliyoruz. Mesela left strip diyelim ve sonra diyelim ki x yazı olan şeyleri sen en sol taraftan başla ilerle bakalım x gördüğün her şeyi sil x gördüğün her şeyi sil. X sayesinde bir karakter gördüğün zaman dur diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar merhaba dünya xxxx ne oldu? L yani left'in yani sol kelimesinin baş harfidir İngilizce'de. L strip sayesinde biz şu an en soldaki L'yi sildik. Aynı şekilde right yani sağ taraftan hop, right strip şeklinde yani İngilizce'deki sağ en baş harfinden en baş harfini tutunarak biz buraya yazdığımız zaman ise gördüğünüz gibi xxx merhaba dünya yani sol tarafı sildi ama pardon sol tarafı silmedi sadece sağ tarafı sildi. Bu stream'in böyle bir kullanımı var. Şimdi bunları örnek olarak alıyorum. Bir tane daha fonksiyonumuz var. Bahsetmek istiyorum. Ben çünkü şahsen bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Ki zaten birazdan da kişi listesi yaparken kullanacağız. Bir de arkadaşlar bunların haricinde bizim strip haricinde kullanmış olduğumuz split fonksiyonu var arkadaşlar. Bu split fonksiyonu nedir diye sorarsanız hemen açıklayayım. Bu split fonksiyonu ise arkadaşlar sizin yazmış olduğunuz bir metni işte daha doğrusu bunu anlatamam bu şekilde. Ben yine geleyim. Metin adı altında bir tane değişim göstereyim. Burada diyeyim ki Akif Emre Kayhan şeklinde ben bunu belirtiyorum. Şimdi arkadaşlar mesela ben şöyle bir şey yazsam size. Ben bu Akif Emre Kayhan kelimesini kelime değil cümle veri artık ne bilmiyorum. Bu aradaki slash'ler üzerinden 3 tane farklı kelime ayırsam yani bana dese ki Akif ayrı, Emre ayrı, Kayhan ayrı. Bunu nasıl yapıyor? Bu arada görmüş olduğunuz slash'lere göre yapıyor. Mesela bu slash'ler üzerinden bu tek bir veri türünü, veri yapısını burada gelip bize 3 tane farklı string veri yapısına dönüştürüyor desem. Dönüştürmenizi istesem daha doğrusu. Bunu nasıl yaparsınız diye sorarsam arkadaşlar bunu tamamen split ile yapıyoruz. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben gelip sizin yapabilirim mesela. Metinler ya da A derim. A eşittir. Metin nokta split. Yine parantez içerisinde bu sefer ne olarak belirtiyorum? Diyorum ki slash. Şu an bunu ne yapacak biliyor musunuz? Bu metni alacak ve bu metinde slash gördüğü her yeri slash gördüğü yerlerden itibaren metni parçalara bölecek. Yani şuradan ve buradan parçaları bölüp bu böyle parçalar arasında kalan veriler yani Akif ayrı, Emre ayrı, Kayhan ayrı bir şekilde alıp burada A verim üzerine bildiğiniz liste olarak bana kaydedecek. Hemen bakalım. Kelimiz A diyelim. Bakalım nasıl göreceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar liste olarak Akif, Emre, Kayhan köşeli parantezimizden liste olduğunu anlayabiliriz. Ki buraya tıklasak da muhtemelen liste diyecek. Bana açıklama yapacak mısın? Yapmıyor. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ben burada A adı altında split fonksiyonuyla bu metni ben listeye böldüm. Peki şöyle bir şey olsaydı. Nokta kullansaydım hiçbir şey değişmezdi. Sadece burada fonksiyonumun yer ayırıcı içerisinde ben burada kullanmış olduğum birleştirici ya da ayırıcı parçası nokta olarak kullanıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Akif, Emre, Kayhan olarak geldi. Peki ya ben bunu liste olarak kaydediyorum. Ama bunu farklı veriler halinde kaydedemez miyim derseniz
kaydedebiliriz. Şöyle söyleyeyim. A virgül B virgül C diyerek ben aslında burada buradaki split ettiğim parçaları bu şekilde 3 tane 3 tane yapıya ayrılıyor. 3 tane yapıya bu şekilde ABC şeklinde kaydedebilirim. Ama bunun riskli bir durumu var. Şöyle söyleyeyim size. Mesela ben buraya gelip Akif Emre yazsam sadece. Yani iki tane dizi ikiye ayrılacak şekilde yazıp bu ikiye ayrılacak şekilde mi aslında bu yazıyı yazsam buraya 3 tane A 3 tane veri yani ABC eklesem gördüğünüz gibi ne oldu? Hata çıktı. Niye hata çıktı? Çünkü diyor ki ben split fonksiyonu kullanarak bu tek veri iki tane farklı veri yazdım ama sen bana diyorsun ki bu iki tane veri üç tane veriye yerleşir. Ben bunu nasıl yapacağım bilmiyorum diyor. Bu konuda biraz riskli. Ama onun haricinde böyle bir kullanım da var. Bunu da görmenizi istiyorum. Ama dedim ki ben buraya gelip Akif Emre Kayhan şeklinde yazdıktan sonra çalıştırırsam hiçbir sorun olmadan çalışır. Hatta gelip print diyelim. A, B, C diyelim. Step eşittir diyerek de ne yapalım? Bunları tray ile ayıralım. Çalıştıralım bakalım. Gördüğünüz gibi. ABC birisi arkadaşlar sırayla Akif A'ya, Emre B'ye, Kayhan da C'ye geldiği şekilde ayırdı. Ben de ABC yaptım ve separate yani birinci, ikinci dersimizde göstermiş olduğum separate fonksiyonu ile buradaki veriler arasında ben tire koydum. Bu şekilde de kullanımımız var. Şimdi arkadaşlar bunları gördüğümüze göre hop bir sorun çıkmadan. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Ben file kullanımı ve iki tane split fonksiyonunu öğrendim. Split soymak, split ise derinlemek, bölmek anlamına gelen bir kelime İngilizce'de. Şimdi ben bunları öğrendim. Şimdi ise şunu yapmak istiyorum. Benim üçüncü dersimde bildiğiniz üzere biz ne yapmıştık? Şöyle küçülteyim ekranı. Biz arkadaşlar burada bir kişi listesi yapmıştık. Bu kişi listesinde kişi ekle, kişileri göster. Kişileri sil. Ve gördüğünüz gibi kişileri silin yanında bir tane while türü işte döngü açmıştık öyle söyleyeyim. Kullanıcı arayüzü. Şimdi arkadaşlar ben buraya 15 dakika sonra görüşmem sona erecekmiş. Tamam. Şimdi ben buraya arkadaşlar dosyayı da kaydetme seçeneğini eklemek istiyorum. Şimdi bunun için arkadaşlar size bugün ayrıca bir de modülleri göstereceğim. Modüllerin detayına birazdan yer vereceğim ama size şöyle söyleyeyim. Ben şu an burada benim ders 3 dosyamda defterim var. Yani fonksiyonum var. Değil mi? Ben burada fonksiyonum var. Kişi ekleme fonksiyonum var. Kişileri göster fonksiyonum var. Kişileri sil fonksiyonum var. Gördüğünüz gibi benim burada bir sürü fonksiyonum var. Bir sürü değil. 3 tane fonksiyonum var. Çok da değilmiş. Ben bu görmüş olduğunuz 3 tane fonksiyon arkadaşlar ders 4'te kullanabilir miyim? Cevap evet. Sizlere şimdi modül dediğimiz kavramı öğretmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar import auth şeklinde ben ne yapmıştım? Auth yani Python standart library yani Python standart kütüphanesini ben yüklemiştim. Daha doğrusu import etmiştim. Şimdi ise arkadaşlar geliyorum. Ben import dedikten sonra ders 4 diyorum. Şu an ne yapmış oldum biliyor musunuz? Ben ders 4'ü import etmiyorum. Ders 3'ü import ediyorum. Ben şu an ders 4'ü import ederek ders 3 içerisindeki bu fonksiyonları, defleri kullanabilirim. Yani size şöyle söyleyeyim. Ders 3 nokta bakın kişi ekli kişisel kişileri göster. Bunlar kime aitti? Ders 3 dosyama aitti. Ben bunları bu şekilde gördüğünüz gibi yükleyebiliyorum. Mesela kişi ekliyorum. Bakalım ne yapacak bize. Pardon. Daha 3 nokta kişi ekli dedim. Evet, tamam. Bu şekilde ben arkadaşlar gördüğünüz gibi şey yapabiliyorum yani daha seçimdeki fonksiyonu çağırabiliyorum. Hatta şu an benden muhtemelen isim soyisim istiyor. Pardon, hatalı tekrar soruşturalım. Evet, şu an bir sorun çıkıyor. O sorun muhtemelen arkadaşlar şöyle alakalı. Ben bu kişi ekli fonksiyonumu çağırıyorum ama kişi ekli fonksiyonu içerisinde bakın liste append diye bir şey var ama ben bu listeyi şu an ders 4'te gözükmüyor muhtemelen.
Böyle bir problem var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu dersi üçüncü ben ekledim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Az önceki karşılaşmış olduğumuz hata buradaki ders üçüncü aykırı değil. Bu karşılaşmış olduğumuz hata arkadaşlar. Kişi ekle fonksiyonu kendi özünde. Burada liste üzerinden işlem yapmış ama bizim listemiz şu an dördüncü ders buradaki dosyada yok. O yüzden soru çıkartıyorum. Onun haricinde arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu anda burada arkadaşlar üçüncü dersindeki kullanmış olduğum defi yani fonksiyonu çok rahat bir şekilde çağırabiliyorum. Böyle bir güzellik var. Biz buna modül diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu modülle ben ne yapacağım diye sorarsanız ben bu modülü kullanarak arkadaşlar kişi listesi oluşturacağım. Daha doğrusu ders için fonksiyonlarını kullanarak buradaki görmüş olduğunuz fonksiyonlarını kullanarak kişi listesi oluşturmaya çalışacağım. Ama bakalım mantıklı mıymış? Burada liste var, kişi ekle var, kişileri göster var, kişileri sil var. While döngümüz var. Tamam. Herhangi bir sorumuz yok burada. Kullanabiliriz. Evet. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben ders şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar benim aklımdaki şey şu. Ben bu ders 4 sayfam üzerinden şunu yapmak istiyorum. Gelip diyorum ki yine while döngüsü mesela açıyorum. Öyle düşünün. While döngüsü içerisinde if-else'in durumuna göre ben ders 3 fonksiyonundaki bu görmüş olduğunuz kişileri ekle, kişileri göster, kişileri sil fonksiyonlarını çağırıyorum. Böyle bir şey yapmak istiyorum ben şimdilik. Ama şöyle bir durum var. Bu fonksiyondaki while döngüsü halihazırda çalışıyor. Şöyle söyleyeyim. Ben buradaki fonksiyonları tamamen ayrı bir uygulamada kullanmak istesem, mesela kişileri göster, kişisi, kişi ekleyeyim fonksiyonu ben şu an tamamen yapacağım. Apayrı bir uygulamada kullanmak istesem, dediğim gibi ben burada ders 3 üzerinden girip mesela kişi sil fonksiyonunu gayet çalıştırabilirim. Hiçbir sorun çıkmaz. Ama şöyle bir durum var. Şu an biz halihazırda ne yapacağız? Bu görmüş olduğumuz fonksiyonu alıp buna geçmiş özelliği ekleyemeyeceğiz. Aynen aslında geçmiş özelliği değil de programı kapatmamıza rağmen verilerin kaybolmaması için buradaki verileri file yani dosyaya kaydan bir yazılım yapacağız. Bu için arkadaşlar ben şu an modülde bunu yapsam her modülü yapmışım. Hadi ders 4'te yeniden yazmışım. Hiçbir şey fark etmez. Pardon. Ben şuraya bir kopyalayacağım diyecektim ama silmişim yanlışlıkla. Ben şimdi arkadaşlar buraya geliyorum. Burada geçen ders yapmış olduğumuz her şeyi kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Daha sonra artık sen gidebiliyorsun. Ben şu an ne yaptım arkadaşlar? Çalıştırayım. Çünkü orada gerek yok artık. Ders 4 adı altında arkadaşlar. Ben şu an ne yaptım? Ders 3'teki yazmış olduğum her şeyi geri çağırdım. Şu anda herhangi bir sorunun oluşmaması gerekiyor. Israel syntax bu ne diyormuş? Line 1 üzerinde şu an bir sorun var diyor. Allah Allah. Şöyle baştan bir kopyala yapıştır yazalım bakalım. Bir dakika. Şu an arkadaşlar mesela hani bizim yazılımımızla herhangi bir sorun olmamasına rağmen sorun gösteriyor. While true ile alakalı bir sorun yok. Buradaki şekli veya kişisiyle alakalı bir sorun yok. Herhangi bir şekilde sorunumuz şu an yok. Ama sorun gösteriyor. Bakayım, aynen. Bunlar zaten yaratıcıları, liste, def, print. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi hani geçen derste bizim gayet düzgün şekilde çalışmasına rağmen şu anda çalışmayan bir yazılımımız var. Terminali kapatıp yeniden çalıştırmayı deneyelim. Evet. Herhangi bir sorun olmadan yeniden çalıştı. Az önceki yaşadığımız durum arkadaşlar gayet olan. Şöyle söyleyeyim. Ben bu sefer mesela İHA'nın yazılımını yazarken
Bazen şey oluyor yani mesela ben buraya fonksiyonları falan böyle bir sürü şey yazıyorum. Uzun da oluyor yani uzun uzun mesela kodu buraya yazıyorum diyelim. Bir anda bana diyor ki az önce yaşadığımız durumdaki gibi hata veriyor. Çözümünü aramaya çalışıyorum. Herhangi bir şekilde sorun yok, bir problem yok ama bana sadece hata veriyor. Ve genelde bu hatalar şeyler. Line 1 yani ilk satırda falan vardır. Hani bu direkt yazılımın kendisinden daha çok derleyiciyle alakalı olup bir problem oluştuğunun göstergesidir. Şu an altında az önce terminali kapattım. Yeni bir terminal açtım ve gördüğünüz gibi sorun düzeldi. Hatta şu ay şu an türü yaparsak fonksiyonumuz çalışması gerekiyor. Evet şu an çalışıyor. Yeni kişi ekledim. Osman Dandır olsun. 23 X dedim. Kişileri göster. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Geçen ders yapmış olduğumuz bizim yazılımımız kişi listemiz. Tabii geçici yani. Ben şu an bundan tüm kişimi verip kapattığım zaman artık bir veri kaydı olmayacak. Bu verimiz şu an gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Az önce karşımıza çıkan hata da arkadaşlar dediğim gibi hani import daha suçlu alakalı bir şey değildi. Bizim derleyicimiz orada kafayı yedi. Ki gayet olabilecek bir şey bu. Evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar fonksiyonumuz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Kaç dakikamız var Akif? 7. Şimdi o zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Diğer dersimize gelir gelmez ben size şey anlatacağım. Daha doğrusu burada geçen ders yapmış olduğumuz bu fonksiyona bu kişi listesine nasıl unutmamam özelliği yani demek istediğim kaydetmiş olduğumuz verileri nasıl unutmayacak? Bunları gidip dosyaya kaydedecek. Bu dosyaya kaydetmiş olduğu verileri sistematik bir şekilde geri çekecek. Kendine yükleyecek her program başladığı zaman. Bu türden bir uygulama yapacağım. Şimdilik 6 dakikada bunu yapmamız mümkün değil. Şimdilik arkadaşlar dersimizi kapatalım. Ve 6'yı 10 geçe geri gelelim. İnşallah. O zaman devam edelim. Ondan sonra birkaç tane daha göstereceğimiz şey var. Sizlere bir de bir tane de sunumumuz var. Tamamen video chatinizi genişletme kanalı dediğim gibi. Daha sonrasında ise ödevlerimizi yapıp dersten çıkarız inşallah. Şimdilik görüşmek üzere. Başım. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz ikinci farktan. Şöyle bir ayarlamışım. Tamam. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bir önceki ders yani üçüncü dersimizde biz yazmış olduğumuz şu an fonksiyonları buraya getirdik. Fonksiyon ve direkt çalışan sistemi yani kişi listesi uygulamasını dosya kullanılmadan liste kullanılan kişi listesi uygulamasını buraya getirdik. Şimdi hemen bunu dosya şekline çevireceğiz. Öncelikle şöyle bir bakalım programımız çalışıyor mu? Ekleme kısmına geldim. Osman, Emre diyelim. 23, direkt X diyeceğim. Sadece görmek istiyorum. Evet şu an kişi silme kısmına gelsem 0 yazsam 10 listesinden sonra baksam. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar kimse yok diyor listede. Şu an programımız güzel bir şekilde çalışıyor en son bıraktığımız şekilde. Şimdi arkadaşlar ben buraya diyeceğim ki ben ilk başta şöyle söyleyeyim. İlk başta program çalışırken şöyle bir şey olsun. Benim önceki programlarımda kaydetmiş olduğum isimler direkt benim buradaki listeme yani en üstteki listeme eklensin. En son programdan çıkarken de şöyle bir şey yapayım. Programdan çıkarken benim o anda listemdeki tüm verileri ben aynı şekilde oradaki dosyama kaydedeyim. Bunu yapmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar gelin. Ben şöyle hemen fonksiyonumu oluşturayım. Diyelim ki def. Def ne olsun? Def yükle diyelim. Def yükle ile ben şu an ne yapıyorum diye sorarsanız. Def yükle ile arkadaşlar ben en başta kendime gelen dosyayı yani şöyle söyleyeyim. En başta ben programla çalışırken buradaki en yukarı görmüş olduğumuz listeme ben önceki programlardan kaydetmiş olduğum veriyi yüklemek istiyorum. Onun için arkadaşlar def yükle dedikten sonra ben şu şekilde bir kullanım yapmak istiyorum. Try dedikten sonra with open az önce bahsettiğimiz hemen öncelikle bir fonksiyonu yazayım. Daha sonrasında size nasıl olduğunu anlatacağım.
Dosyamızın ismi ne olsun? Açılmamış dosya olsun. Yeni bir dosya olsun. Kişi uygula şöyle. Kişi listesi veri tabanı diyelim biz buna. As ne olarak açalım? Tek dosya diyelim. Ya bu şey hiç uğraşmayalım. Diyelim ki ilk dosya dedikten sonra arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bizim böyle bir dosyamız yok. Onun için zaten şu an ilk başta böyle bir dosyamız bizim olmadığı için hala da böyle bir sistem çalışmayacak. Ama varsa eğer böyle bir dosya varsa mesela biz şu an bu programı ikinci defa bu şekilde geliştiriyoruz diyelim. Diyelim ki böyle bir dosya şu anda var. Onun için geliyorum. Ve diyorum ki ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. For satır yazıyorum. In dosya. Yani şu an dosyanın satırları geliyorum. Şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Ad, soyad, yaş, meslek eşittir satır nokta kullanalım? Split kullanalım. Split. Şu an ben böyle bir kullanım yapmak istiyorum. Öncelikle bir yazayım. Daha sonra ne olduğunu size zaten ne olduğunu anlatacağım. Global liste diyelim zaten burada hemen. Bu global listeyi size hemen şuradan anlatayım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Ben yukarıda listemi burada tanımladım gördüğünüz gibi. Ben şu an burada listemi tanımladım. Ama tanımlamama rağmen arkadaşlar. Ben def içerisinde bu listeyi kullanırken herhangi bir şekilde sorun çıkmaması demek global liste diyorum. Ben demek istediğim ben burada şu an buradaki liste değişkenimi fonksiyon içerisinde gördüğünüz gibi fonksiyonum içerisinde de ben bunu şu an burada bu listeyi değişkeni tekrar çağırıyorum. Büyük ihtimal bir sorun olmaz ama yine de çağırmış olalım. Yani önlem alıyorum hani herhangi bir şekilde sona karşı ama muhtemelen çıkmaz zaten. Şöyle diyorum arkadaşlar. Ben geliyorum diyorum ki liste nokta append. Buraya geldikten sonra arkadaşlar şöyle birkaç boşluk bırakalım. Ya da boşluk bırakmamıza daha gerek yok ama şöyle yapalım. Ben şu anda geldim. Şu şekilde listemdeki aslında listeme şu an ben yeni bir sözcük ekliyorum. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Hatta bunu böyle yapmamıza da gerek yok. Sadece bu daha iyi durması için de ama boş verin. Şu an ben gelip diyorum ki arkadaşlar ad. Bakın ben yukarı nasıl kullanmışım. Ad, soyad, yaş, meslek bu şekilde kullanmışım. Aynı şekilde burada bu şekilde kullanmak istiyorum. Ad diyorum. Karşılığına gelsin. Bizim burada seçmiş olduğumuz ad değeri gelsin. Birazdan anlatacağım ne yaptığımı. Soyad. Bu ne olsun? Soyad olsun. Virgülünü kullanıyorum. Burada benim burada kullanmış olduğum ad diyelim ben tahminine göre kullanıyorum. Daha önceden ben listemde sözlük tutarken nasıl tutmuştum? Ad, soyad, yaz ve meslek adında büyük harflerle tutmuştum. Yine bu formatta kullanmak istiyorum. Birazdan şu şekilde ben şu an halihazırda program başladığım zaman ilk başta başladığım zaman programa yazmış olduğu daha doğrusu listeme yazmış olduğum değeri ben şu an buraya yüklüyorum. Hemen bundan sonrasında ise program kapanırken gördüğünüz gibi bu formatta ve split'in bu formatında buradaki veriyi listeye kaydedecek olan kaydet olur ismi muhtemelen. O fonksiyonumu da çağıracağım. O sayede aslında nasıl bir şey aklımda da tam olarak oturmuş olacak öyle söyleyeyim. Ama öncelikle ben bunu yazıyorum. Yaz. Pardon, şurada yanlış yaptık. Çift tırnaklarımızı koymayı tırnaklarımı koyuyorum. Daha sonra geliyorum. Sonradan sonra yaz var. Bu da eşit olsun ki yaz. Şu an bu arada burada yapmış olduğumuz şeyi görebilirsiniz. Bu sözlük oluşturuyorum şu an. Sözlük oluşturup bu sözlüğü tamamen listeye append ediyorum.
An olarak yapmış olduğum şey şu an bu. Ben buraya daha sonra gelirim ki. Meslek. Büyük harflerle yazıyorum. Nedenini birazdan anlayacaksınız. Ben bunu bu şekilde listeme şu an append ediyorum. Ama olur da bir problem olursa ne dedik? Ben şu an bu dosyayı read çekmek istiyorum. Ama ben bu read şeklinde atmış olduğum dosyada, bu dosya ortada çünkü şu an böyle bir dosya daha önce oluşturulmadı. Ne diyorum? File not found error. Çok basit. Yani daha önce ben böyle bir şeyin varlığını bile bilmiyordum ama lazım. File not found, işte file lazım. Bir baktım. File exist error var. File not found error diye çıktım yani. İngilizce yazımına göre hemen bulabiliyorsunuz. Böyle bir durumda eğer böyle bir şey olursa ise hani reach olmasına rağmen yani demek istediğim bizim böyle bir dosyamız yoksa ise liste olarak benim şu an listem boş şekilde bulunsun. Bu listem şu an nereye giriyor? Gördüğünüz gibi yukarıdaki listeye giriyor. Buradaki global listeyi yazmamıza da gerek yok ama bulunsun. Bu global listenin ne anlama geldiğini birazdan size daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ben burada ne yapmış oldum? Şöyle bir durum var. Ben programa başlar başlamaz. Şimdi hayali bizim bir dosyamız var diyelim. Mesela şu kişiler .txt'yi siz kişi listesi veri tabanı olarak görün. Ben hayali bir şekilde benim burada bir dosyam var diyelim. Ve bu dosya içerisinde işte atıyorum benim ismim işte Osman. Arada şu var. İşte Dönder. Arada bu var. Arada bu var. 17. Arada yine bu var. Meslek olarak da öğrenci yazıyor. Şimdi diyelim ki benim orada bu hayali dosyam içerisinde ve hayali bu dosya içerisinde benim şu an bu şekilde verilerim yazıyor. Ben ne yapıyorum? Diyorum ki eğer böyle bir veri yazıyorsa sen şey yap. For satırın dosya yani mesela burada benim ikinci bir tane daha verim var diyelim. Akif. Kayhan. İşte 15 yaşında olsun. O da öğrenci olsun. Ben diyorum ki bu dosya içerisinde şu an gördüğünüz gibi satır satır bu şekilde veriler var. Biz birazdan bu verileri nasıl bu formatta, nasıl bu şekilde kaydedeceğimizi size göstereceğim. Ama diyelim ki halihazırda bu şekilde ulaşılmış bir dosyam var. Bu dosya varsa satır in dosya ya da x in dosya diyelim. X in dosya diyelim. Hiçbirine fark etmez. Burada satır denemenin tek sebebi değişkenime veri atmak. Az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar. Satır in dosya dediğim zaman ya da herhangi bir şekilde değişkeni ben in şeklinde dosya yani atmış olduğum file belirttiğim zaman buradaki değişken benim o dosyanın içerisindeki tek tek ilk satırdan olmak üzere her bir döngüde işte birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, dördüncü satır şeklinde kendini o satır içerisindeki veriyi alıyor. Şimdi ben diyorum ki satırın içerisindeki verileri sen bana şu formatta böl. Bu formatta böl diyorum ve bana ad, yaş, ad, soyad, yaş, meslek şeklinde yer ver diyorum. Yani demek istediğim mesela Osman Dönder 17 öğrenciye geldi. Bu şekilde bunları bölerek bana şu an 4 tane veri verdi ve ben bu 4 tane veriyi ad, soyad, yaş, meslek adını sırasıyla isimden de yani Osman, ad, soyad, Dönder, yaş, meslek, yaş 17, meslek ise öğrenci 4 kavram. Ben daha sonra diyorum ki sözlük olarak adın karşılığına işte adı yani burada nitelendirmiş oldum aslında Osman dolaylı olarak Osman'a soyadı yani dolaylı olarak Dönder'i ya da bir sonraki satırda Kayhan olacak. Yaş olarak 17'yi meslek olarak da öğrenciyi ben şu an burada aldım diyorum. Daha sonrasında ise benim yukarıda etmiş olduğum boş listeye ben bunu ekliyorum. Yani append diyorum. Yani demek istediğim aslında bizim şu an burada mesela en basından şuraya o kavanı eklemeyeyim. Şöyle ben buraya yeni bir dosya eklemek istiyorum diyeyim. Ya da bunu boşluyorum ya da ekleyeyim hatta. Hadi. Text nokta txt diyeyim. Ben şimdi bir tane dosya açayım. Bunu da olsun ki işte Osman Dönder 17 yaşında mesleği ise öğrenci. Bu şekilde bu şu an olsun diyelim. Şu an ben mesela bu txt dosyasını açıyorum. Ve ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunu aldıktan sonra bu dosya içerisinde ben şu an ilk satırımı alıyorum ve ilk satırımdan buradaki verilerimi gördüğünüz gibi 4 tane veri var. Aralı 4 tane veri, 3 tane bu ayrıştırıcı şeyle bölünmüş çizgi artık ne derseniz.
Bununla bölünmüş. Ben gelip diyorum ki bu bölmüş olduğum verileri al. Bu şekilde ayrıştır. Ve bunları alt sıra yaşmış tek şeklinde ayrıştır. İşte bunları bu şekilde sakla. Ve daha sonrasında işte listeye bizim geçen ders yapmış olduğumuz gibi bakın aynı şekilde tamam aynı formatta sen bunları listeye append et. Yani listeye ekle diyorum. Bu şekilde aslında ben yazılıma başladığımda benim buradaki text dosyanın içerisindeki buradaki bilgilerime işte Osman olur, işte buraya altta A kişinin bilgileri olur, bir altında işte C kişinin bilgisi olur, bir altında D kişinin bilgisi olur. Tabii bu bilgiler şu formatta saklanmak zorunda. Eğer bu formatta saklanmazsa hata çıkarır programımız. Bu formatta saklanmasını sağlayacak olan kişiler de biziz arkadaşlar. Yani Seyla sen kapan git artık. Şimdi ben geliyorum. Buraya bu şekilde oluşturuyorum. Yalnız neymiş? 104. satırda problem var diyor. Dördüncü satırda bir tane problem görüyor ama neden böyle problem gördüm? Allah. Arkadaşlar. Tıklayarak neyi amaçlıyorsun? Tıklayarak sağ sola neyi amaçlıyorsun? Hatayı öğrenmeye çalışıyorum. Yine hata veriyor. Genelde tırnak kapatılmadığında da aynı hatayı veriyor. Liste dedim. Tamam. Liste. Ben liste şeklinde şeyimi oluşturmuştum yukarıda zaten. Listem benim burada şu anda. Tamam. Şey sorayım mı? Sözlüğü biraz garip bir şekilde oluşturmadık mı? Sanki yani söz parantezin içinde işte tırnakla al yazıp sonra Aa. iki nokta koyup. Evet. Sözlü konuşurken arkadaşlar yanlışlık yaptık. Onu fark ettim. Ben de düşünüyorum orada bir şey var ama çıkaramadım. Şöyle. Sözlü konuşurken arkadaşlar bildiğiniz gibi biz çentikli parantez artık kendine derseniz bunu kullanıyoruz. Ben şöyle söyleyeyim. Şu görmüş olduğunuz bir çentikli parantezi başa sonra koymamız gerekiyor ama ben her tarafı koyduğum için yani demek istediğim adın, soyadın, yaşın ve mesleğin hemen etrafına koymuş olduğum için yani bir tane kullanmam gerekirken dört tane kullanmış olduğum için derleyici normal olarak benim dedim istediğimi anlayamadı. Normal bir tane hata yaptık. Şimdi arkadaşlar şöyle ben kaldığım yerden devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ben dosya açıyorum ve dosya içerisinde split diyerek görmüş olduğunuz gibi bu Osman Medan arasında öğrencilerim. Buradaki veriyi alıyorum. Osman ad soyadı Dönder 17'ye yaş 17 bununla bağlantılı olacak. Meslekte öğrenci olarak geliyor. Daha sonrasında ise ben ad eşittir. Ad, soyad, yaş, meslek şeklinde ben bunları listeliyorum. Sözlük olarak daha sonrasında bunları oluşturuyorum. Daha sonrasında sözlüğü listeye append ediyorum. Mesela benim 3 tane, 2 tane satırım varsa for döngüsü olduğu için her satırda bunu tekrar yaparak benim aslında text dosyası içerisinde 2 tane ismim varsa benim 2 tane yanlış olduğum isim listesini 2 tane iki farklı ismi bilgilerini halihazırda geliyor. Bize bu şekilde yazıyor. Daha doğrusu bizim halihazırdaki listemizi ekliyor. Bu sayede aslında biz başlarken programımızı başlattığımız zaman bir sorun çıkmadan işimizi şöyle söyleyeyim. Bir sorun çıkmadan önceki programdan kalan verileri biz halihazırda yeni programımızı ekleyebiliyoruz. Ama şöyle bir sorun var arkadaşlar. Programı kapattığımız zaman direkt false diyoruz. A'ya yani while döngümüzü çalıştıran A endeksine false veriyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi burada böyle bir durum varken şöyle bir şey sormak lazım. O zaman biz buradaki kişi listesi veri tabanına biz nasıl programı kapatırken verilerimizi kaydedeceğiz? Şimdi iş buna geliyor arkadaşlar. Buna da diyelim ki dev kaydet yapalım demiştik. Kaydet yapalım. Dev kaydet kısmına gelelim arkadaşlar. Şimdi ise ben yine Bit kullanıyorum. Bit kullanmamız gibi bir tamamen işte dosya close gibi isimler şeylerle uğraşmamak için daha pratik. O yüzden böyle yapıyorum. Şunu direkt ben kopyalayacağım buraya. Sadece R yerine W kullanacağım. Niye W kullanacağım? Çünkü ben programın en başında halihazırda buradaki veriyi çektiğim için
Daha sonrasında kendi işte program içerisinde buradaki şey ekleme kısmı ile kullanıcı yeniden kişiler eklediği için hali hazırda şöyle bir şey var. Ben burada dediğim gibi en başta yükle fonksiyonu sayesinde ben hali hazırda o anda o dosyanın içerisindeki verileri zaten kendim aldığım için append eklememe yani oradaki dosyaya yeni veri ekleme benim gerek yok. Sadece hani böyle bir şey yapmam gerek yok. Onun yerine sadece rahat kullanayım. Halihazırda dosya içerisindeki veri zaten ben şu an birazdan yükleyeceğim için o dosya içerisindeki halihazırdaki veriyi ben silip yeniden veri ekleyeyim. Birazdan anlarsınız kullandığım zaman bunu. Şimdi ben geliyorum kaynak kısmına. Bunu dosya olarak açtım. Şimdi ise arkadaşlar for kişi diyorum in liste. Şu an ne yaptım? Listem içerisindeki her bir elemanı yani aslında ben sözlük olarak tutmuş olduğum her bir elemanı şu an tutuyorum. Saklıyorum. Oğlum write olarak açtın da hani her kişiyi kaydettiğinde eklemeyecek misin? Append olarak eklemen gerek yok. Hayır. Append olarak bak şöyle. Ben programın en başında yüklü kısmında zaten benim o dosyamdaki tüm kişileri ben kendi üzerime alıyorum ya. Listeme ekliyorum ya. O yüzden listemde zaten şu an bunlar ekli. Ben bir şey yapmam ki. Listenden ekleyeceksin. Ben şu an listedeki tüm veriyi tekrardan kaydet şeklinde oradaki dosyama yükleyeceğim. Şimdi ben geliyorum. For kişinin liste dedim. Tamam. Burada şimdi ne yapacağım? Dosya olarak atmıştım zaten. Dosya nokta write diyorum. Ne yaptım? Dosya nokta write dedikten sonra yine if kullanacağım arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Bu sefer yine şunu pardon. Bunu açıyorum. Şimdi diyeceğim ki pardon. Sen de şöyle bir git. Kişi buradaki kişiden bahsediyorum. Yani benim aslında sözlüğüm de listem içerisindeki herhangisi ilk sözlüğüm değil. İlk sözlüğüm içerisindeki kişinin bana adının karşılığını versin. Ad. Buraya daha sonrasında ne yazıyorum? Bunu yazıyorum. Niye diye sorarsanız ben şimdi kişimin mesela adını şu an dosyaya yazıyorum ya. Ben kişimin adını dosyaya yazarken arkadaşlar split şeklinde gördüğünüz gibi bu şekilde ayırıyorum. Ben bu şekilde ayırdığım için aslında bu sebepten dolayı ben dosyaya yazarken de aynı formatı kullanacağım. Eğer kullanmazsam sorun çıkar. Onun için geliyorum. Yine parantez. Çantikli parantez açıyorum. Yine kişi diyorum. Yine geleceğim. Söyleyeceğim ki soyad. Sonra yine bundan bırakacağım. Yine geleceğim. Kişi diyorum. Bunu açtım. Diyeceğim ki yaş. Buna geldim. Şimdi diyorum ki bu sefer de kişinin ben hangi verisini alacağım? Meslek verisini alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde şu an verimi sakladım. Bir daha sonra ne ekliyorum? Pardon. Ne yaptım ben öyle? En son ne ekliyorum? Bunu ekliyorum ki bir satır aşağısı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Kısaca şekilde bahsedeyim. Ben aslında mesela kişiler adına bir tane dosyam var diyelim. Bakın burada ben Osman işte 333 şeklinde ben burada şu an verim tutuyorum diyelim. Veriler saçma. Onlara bakmayın. Ben tutmuş olduğum bu veriyi ilk başta yükle fonksiyonu ile gelip ne yapıyorum? Buradaki listeme sözlük olarak kaydediyorum. Ve kaydederken de listemi yüklüyorum. Yanlış anlamayın. Hem listemi yüklerken hem de programın en sonunda ben listemdeki tüm verileri aynı dosyaya yeniden kaydederken de bir sorun çıkmaması adına ne yapıyorum? Ad, soyad, yaş ve meslek adına bu görmüş olduğumuz bu çizgiden kullanıyorum. Bu çizginin anlamını şahsen bilmiyorum. Markis, sen biliyor musun? Çizginin ismini. Çizgi de muhtemelen. Hı? Bu
Muhtemelen çizgi falan mı? Olabilir. Ya, her neyse. Öyle bir şey yok. İşte onun için diyorum. Hani dediğiniz gibi ben bu görmüş olduğumuz işaretten kullanıyorum. Farklı bir şey de kullanabilirim. Sonuç olarak ne yapıyorum? Ben şöyle söyleyeyim. Programıma başladım. Kişi ekledim. Listem üzerinde ben kişilerimi biriktirdim. Ve listem üzerinde ben bu kişileri biriktirdikten sonra geliyorum diyorum ki kaydet diyerek böyle bir dosya ağır yoksa hiçbir şekilde yoksa aç varsa da bu dosyaya bu dosya içerisindeki veri varsa bu veriyi sil ve şu görmüş olduğum benim listem içerisindeki her bir kişiye verisini kişi, ad, soyad, yaş ve meslek şeklinde aralarını formatın gereği bu çizgilerden koyarak kaydet diyorum. Daha sonrasında ben programı yeniden çalıştırdığım zaman ise yükle kısmında geliyor diyor ki bana geliyor bu dosyayı okumak adına read olarak atıyor. Eğer yoksa file not found error diyoruz. Direkt listeyi boş olarak oluşturuyoruz. Çünkü böyle bir file, böyle bir dosya yokmuş. En azından kaydederken biz bunu zaten oluştururuz diyoruz. Eğer bu dosya içerisinde herhangi bir şekilde veri varsa, az önce bizi isimlerimizi kaydettik diyelim. Veri varsa ben şu an açıyorum ve dosyanın her bir satırındaki ismi ben az soyad yaş meslek olarak buradaki split fonksiyonu yani buradaki bu uzun çizgiyle ayırıyorum. Ve daha sonrasında ise listeye ben bunları az soyad yaş ve meslek karşılığında ben bunları ekliyorum. Bu şekilde bir kullanımımız var şu an bizim. Eğer dosyamız yoksa listeyi de boşuna konuştursun. Halihazırda da zaten sorun yok. Kaydetme kısmında bizim dosyamız yoksa bile dosya W kısmında dosya yoksa bile oluşturuluyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Ben şu an buna güveniyorum. Bunu yaparak işte buradaki kaydet kısmına güvenerek diyorum ki o zaman boşlar listeyi boşluğa kuruştur. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki parantezli kullanımımız tamamıyla sözlük kullanımı geliyor. Hatta az önce gördüğünüz gibi hata yaptık. Orada bir karıştırdık biraz baştan. Şöyle söyleyeyim. Ben buraya şu an sözlük şeklinde adımın karşılığı at, soyadımın karşılığı soyad verim, yaş karşılığı yaş verim, meslek karşılığı ise meslek verim olarak ben şu an bunu kaydediyorum. Listeme append yani ekliyorum. Listeme diğer olarak ekliyorum. Kaydet kısmına geldiğimiz zaman ise gördüğünüz gibi ne yapıyorum? Listemdeki her bir veriyi tek tek çağırıp bu veri içerisindeki al, soyad, yaş, meslek kısmını buradaki uzun çizgileri kullanarak bu veri yapısına uygun bir şekilde yani şöyle göstereyim. Bu şekilde gördüğünüz gibi aralarında bu olacak şekilde ben bunları kaydediyorum. Yani sonuç olarak aslında bir döngü oluşturmuş oluyorum yani. Yazılımın başlarken benim dosyamdaki verilerimi alsın. Kapanırken de dosyamdaki verileri silip dosyama o ana kadar ki işte benim o yazılım içerisinde, liste içerisinde tutmuş olduğum tüm verileri kaydetsin. Şimdi arkadaşlar benim kısacası mantığım bu. Anlamayan birisi varsa hani neyi anlamadığını söylesin. Ben detaylı şekilde yeniden anlatayım. Şimdi ona göre birazdan tekrar kullanımını fonksiyonlarımızı çağırarak kullanacağız ve çalışıyor mu çalışmıyor mu bakacağız. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Ne anladınız diye sorsana. Dur bakalım. Taha Arslan soru sormuştu. Append. Append kısmını arkadaşlar dediğim gibi. Ben en başta şimdi şöyle. Write fonksiyonum dediğim gibi. En başta ben halihazırda uygulamayı başlattığım zaman benim text dosyam içerisindeki tüm kişi bilgilerini ben alıyorum. Listeme ekliyorum. Listeme eklediğim için halihazırda zaten en son listemi tekrar yazdırdığım için append eklemiş olsaydım önceki dosyada yazılı olan isimleri ben tekrardan eklemiş olacaktım. Bir sorun çıkacaktı o zaman. Onun için append kullanmıyoruz. Direkt write kullanıyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Sanırım yok. Şöyle yapalım. Ekranı büyütelim.
Onun haricinde arkadaşlar dediğim gibi buradaki bu syntaxların kullanımı, kullanım formatı, az önce benim de hata yapmış olduğum bu kullanım formatlarını arkadaşlar dediğim gibi ezberlemek zorunda değilsiniz. Ama sadece güzel ve kaliteli bir şekilde notlarını alın. Yani telefonunuzun not defteri daha uygun olur ya da bilgisayarınızın not defteri daha uygun olur. Bunların nasıl kullanıldığını dediğim gibi yukarıda bahsettiğim şekilde bu syntaxların kullanımı şeklinde not alın. Onun haricinde önceki dersimize gelmeyip liste kullanımını, işte liste ve sözcük kullanımını görmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Hani onlar şu an burada kafası karışmış olabilir. Ama önceki dersimizin dosyasına bakın ya da direkt olarak liste ve sözcük kullanımları için Python'ın direkt official web sitesine bakın. Orada görürsünüz nasıl kullanıldığını. O zaman bunlar sizin için mantıklı hale gelmeye başlar. Şimdi arkadaşlar ben şu an burada bu şekilde oluşturdum. Bu fonksiyonlarımı kullanmaya geleceğim. Aslında yapmam gereken şey çok basit. Sadece en başta while döngüm başlamadan önce ben gelip yükle fonksiyonu çağırıyorum ki benim kişilik sitesi veri tabanından yukarıdaki yapmış olduğum listeye isimlerimi çağırsın. Daha sonra ben bu liste üzerinden kişi ekleme yapacağım. Kişileri göster yapacağım. Kişilik ismini yapacağım. En sonunda çıkış dediğin zaman benim bu kaydet fonksiyonu çağrılsın ki benim o ana kadar ki sahip olduğum tüm isimlerimin yazılı olduğu listedeki kişileri tek tek dosyama benim şu bile kaydetsin. Tekrardan yeniden yazılma olursa bir kişilik defa kaydedilmesinden kaçınmak için de append yerine w kullanıyorum. Hop. Tamam. Peki ben bu kaydet kısmını nereye çağırıyorum arkadaşlar? Buraya çağıracağım. Yani kaydet kısmını çağırıp daha sonra iFaucet'in ve programı kapansın artık. Bunu bu şekilde çağırdım. Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde problem yok gözüküyor. Çalıştıralım bakalım. İlk denememizde çalışacak mı bakalım. Şu an bir sorun yok gibi. Kişi göster diyorum. Listede kayıtlı bir şey yok. Çünkü hala hazırda bizim dosyamız bile oluşmuş şekilde oluşmadı şu anda. Kişi ekle diyelim. Akif, Kayhan, 15 yaşında ve Observer olsun. Şu an arkadaşlar yapmış olduğum bütün bu işlemler yukarıdaki listem üzerinden yapılıyor. Bakın kişi göster. Ne yapıyorum ben şu an? Listeyi append yapıyorum bakın. Bu şekilde şu an ben aslında az önceki failde de kullanmış olduğumuz gibi sözlüğümü oluşturdum ve sözlüğümü listeme ekledim. Şimdi geliyorum. Kişi göster diyorum. Akif ve Kayhan 15, 0 önceki kişi. İstersek 100 olur, fark etmez. Bir tane daha kişi ekleyelim. Osman Emre diyelim. Kendimi ekleyeceğim. 17 öğrenci. Şimdi bunu ekledikten sonra tekrar bir görüyorum. 0. kişi ve 1. kişi gördüğünüz gibi. Liste şeklinde yani şuradaki listem ve kişi ekle, kişileri göster, kişi sil fonksiyonu. Diğer şekilde çalışıyor. Kişi sil dememiz gerek yok. Hatta gel onu da deneyelim. Birinci kişiyi ben sildim diyelim. Gördüğünüz gibi kişi silme fonksiyonu şu an güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi çıkış diyeceğim bakalım kaydedecek mi? Arkadaşlar uygulamamdan ben çıktım. Fark ettiniz mi? Sol kısma Visual Studio kod eklentimin altına kişi listesi veri tabanım geldi. Açtım ve gördüğünüz gibi Akif. Akif dedi. Hop. Çizgiyle ayırdı. Kayhan dedi çizgiyle ayırdı. 15 ile çizgiyle ayırdı. Ve bu şekilde kaydetti. Şu an biz ne yapmış olduk arkadaşlar? Şu an bizim programımız en son yapmış olduğu veriyi kaydetti. En son elde etmiş olduğu listeyi kaydetti. Birden fazla kişi olsaydı birden fazla kişiyi satır satır buraya X, Y, Z şeklinde kaydedecekti. Bu şekilde çalışıyor. Neden bu şekilde kaydedecekti diye sorarsanız. Biz kaydet kısmını ne yaptık? En sona satır atlama kısmı koyduk çünkü. Şu an ben ne yapıyorum? Sistemi en baştan çalıştırdığım zaman arkadaşlar şu an oldu biliyor musunuz? Yükle fonksiyonu çalıştırdığı yükle fonksiyonu ile beraber ben listemi global olarak listemi buraya çağırdım. Bunu çağırmasam da olur. Global kısmının global'ın ne işe yaradığını birazdan anlatacağım. Önemli olan şey şu anda değil. Ben şu an ne yaptım? Try dedim. Bu dosyayı açtım. Açıldı sorun yok. Ve satırın dosyayı yani. Ben şu an dosyamdaki her satırı tek tek satır her satırı tek tek şu an okuyorum. Ve okumuş olduğum her satırda ne diyorum?
Her satırda az sürat yaş ve mesleği ben şu an arkadaşlar satırımda çizgiyle çizmiş ol çizgiyle ayırarak az sürat yaş ve mesleği ekliyorum. Yani mesela Akif Aydın olmuş Observer'ı ben buraya çizgi olarak ayırarak 4 tane şu an işte ikinci çizgi, üçüncü çizgi olarak ayırarak 4 tane veri aldım. 4 tane veriyi ben sırayla adı ada, soyadı soyada, yaşı yaşa, mesleği mesleği ekledim. Daha sonrasında ise bizim yukarıdaki listemize ben bunu ne yaptım? Yukarıdaki listemize ad, soyad, soyad, yaş, meslek olarak ekledim. Yani aslında kişi ekledik. Aynı mantıkla çalışıyor. Sadece verilerimizi kullanıcıdan, input'tan değil, dosyadan alıyoruz. Şimdi kişileri göster diyorum. Bakın Akif Kayhan 15 Observer dedi. Şimdi ben yeni bir kişi eklemek istiyorum. X olsun ismi, soyadı Y olsun. Hiç uğraşmayacağım bunu. 2 olsun yaşa. F olsun. Yeni bir kişi daha eklemek istiyorum. S. Pardon. Yeni bir kişi daha eklemek istiyorum. İsmi S olsun. S. Kişileri göster dedim. Gördüğünüz gibi 3 tane kişimiz var şu an. Sıfırdan başladığı için 2 tane gözüküyor. Çıkış yap dedim. Şimdi arkadaşlar. Evet az önceki sorun yine oluştu ama gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an Akif Kayhan 15 olacağı o şekilde şu an verilerimi kaydetti. İkinci sitede niye boş koş derseniz az önce ben size göstermek için dosyayı açtığım zaman dosyada orada bir snap dosyada ben kendi kendime enter yaptım ve boşluk oluşturdum. Tamamen ondan dolayı yoksa kendi kendine böyle boşluk oluşturmaz öyle durumlar olmaz. Daha sitede geliyorum. Bunu bu şekilde kaydedelim. Kapatalım. Daha sitede geliyorum. Yeniden çalıştırıyorum. Kişileri göster diyorum. Ve bakın Akif Kayhan 15 Observer X, Y, 2, F, S, 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 S. Bu şekilde şu an benim verim saklanıyor durumda. Şimdi arkadaşlar sizden isteyeyim. Şöyle yapalım. Anlamadığınız yerleri bana söyleyin. Yeniden anlatayım. Peki anlayanlar el kaldırsın. Hattan sen sonra cevap vereceğim şimdi tamam. Güzel 10 kişi el kaldırdı 11. Diğerleri anlamamış o zaman arkadaşlar. Sorunuz aklınızda kalan şeyi söyleseniz de. Pekala. Sanırım anlamayan bir iki arkadaşımız sorununu bizimle paylaşmak istemiyor. Pekala. Bilemiyorum. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Hakkı'nın sorduğu soruya gelelim. Sıfırdan başlayma neden nasıl birden başlayabiliriz? Ha. Buraya gelelim. Bu kısım arkadaşlar tamamen şundan kaynaklanıyor. Şimdi ben geldim. Kişi ekleme kısmına değil de kişileri göster kısmına geldiğim zaman arkadaşlar ben ne yapmıştım? A, B, enumerate sıfırdan başlamıştım ya. Ben bunu birden başlayacağım zaman birden başladığım zaman benim A verim yani A verim birden başlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gider. Bu kadar. Ya da kişi sil kısmına da bir sıralama yapıyoruz. Kişi sil kısmına da ben gelip startı 1 ile yaptığımız zaman arkadaşlar bu şekilde olur. Yalnızca arkadaşlar mesela ben ilk kişi silmek istediğim zaman artık orada biri işaretleyeceğim için arkadaşlar seçim yerine seçim eksi 1 yapmam lazım ya da direkt seçim eşittir. Bunu eksi 1 yapalım. Yani integer olarak aldığımız veriyi biz eksi 1 yapalım ki pop girdiğimiz zaman doğru kişi çıksın. Yani şöyle söyleyeyim. Biz aslında ilk kişiyiz artık burada. Mesela ilk kişi Osman olsun. Biz burada birinci olarak gösteriyoruz. Ama mesela biz burada 1 dediğimiz zaman liste pop 1 dediğimiz zaman bizim listemizde ikinci kişi çıkacak. Bundan dolayı aldığımız veriyi eksi 1 yapıyorum. Bu kadar. Bunlarla beraber şöyle tekrardan başlatalım bir. Kişi gösterdiğim. Dur bakalım ne oldu?
Save yapmayı mı unuttuk acaba? 4 diyeyim, çıkalım. Kişi gösterdi ne var şu an? Kişi göster var, tamam. Start 1 dedim. Şu an sorun çıkmaması gerekiyor. Şöyle tekrar çalıştıralım. Evet. Bunlar niye? Şu an arkadaşlar geldim. Kişi göster diyorum ve gördüğünüz gibi aynen. 1, 2, 3 diye gösterdi. Az önce karşımıza çıkan hatalar arkadaşlar. Anlık olarak yazılımı değiştirdik. Yani derleyiciyle alakalı bir sorun yine. Hani bu derleyiciler %100 doğru çalışan, %100 hatasız şeyler değil. Yani demek istediğimiz bir değişiklik yaparsınız yazılımda. Bir anda hata bir. Yani dediğim gibi ben mesela bu sefer insansız hava aracının yazılımını yazarken orada hani yüzlerce satırlık kod yazıyorum. Bir anda bana diyor ki işte şurada saçma sapan bir hata var ama hata yok. Şöyle kopyala yapıştır yapıyorum. Baştan yeniden yapıştır yapıyorum. O anda hata çözülüyor yani. Derleyiciyle alakalı sorunlar. Şu an kişileri göster dediğiniz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar birden başlıyor. O şekilde derliyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdilik kaç dakikamız var? Hak'tan söz almak istiyorsun. Sorabilirsin sorunu. Daha var. Ha tamam. Tamam. O da kalmış. Şimdi arkadaşlar ben şu an görmüş olduğunuz gibi kişi ve sesli veri tabanı altın, adı altında şu an ben ne yapıyorum? Tüm verilerimi burada saklıyorum. Yeniden çalıştıralım bakalım. Kişileri gör diyelim. Çok güzel çalışıyor. Kişi ekle diyelim. X, 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 X olsun. Kapat diyelim. Kapattım. Buraya geldim. Atıyorum ve gördüğünüz gibi x adı altındaki verim de şu an kaydedilmiş durumda. Çok güzel. Herhangi bir sorunumuz yok, herhangi bir problemimiz yok. Şu an dediğim gibi bakalım. Niye hata çıktı? Neyse siz boş verin bunu bakın. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Şu an kişi listesinde biz yapmış bulunuyoruz. Veri tabanında oluşturduk. Yani dediğim gibi hani saklamış olduğumuz veriler şu an güzel bir şekilde saklıyor. Yani herhangi bir şekilde sorun yok. Şöyle yapalım. Ben şimdi meeting'i kapatayım. Yeniden açalım. Son bir saat içerisinde sizlere bazı bonus şeyler anlatacağım. Bonus bilgiler vereceğim daha doğrusu. Daha sonrasında Akif'le beraber bizimle kısa bir aslında kısa da olmayabilir. Güzel bir sunumumuz var. Onu göreceğiz. Daha sonrasında inşallah bugün dağılacağız. Ve inşallah bugün arkadaşlar Python eğitimimizi bitirmiş olacağız. Yani aslında siz hani Python içerisindeki genel olarak %90 kullanılan syntaxları artık biliyorsunuz. O şekilde söyleyeyim. Yani tebrikler artık 4 derste Python öğrenmiş bulunmuş olacaksınız. Bugünkü vereceğimiz, bir sonraki derste vereceğimiz bilgilerle beraber. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. 7'yi 15 geçe geri gelelim. Daha sonrası dediğim gibi. Bir sonraki dersi katılacağız. O şekilde. Başlat. Evet arkadaşlar. Yine hepinize merhaba. Öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum. Az önceki dersi karşılaştığımız hatayla yakında ben bir şeyi fark ettim. Şöyle. Normalde biliyorsunuz ki biz dosyalarımıza daha doğrusu şöyle yakınlaştırayım şurayı. Biz normalde arkadaşlar def kaydet bölümünde dosya içerisindeki her veriyi dosyalarken pardon liste içerisindeki her veri dosyayı biz bu şekilde sözlükten aldığınız verileri bu şekilde kaydederken arkadaşlar sonuna kadar bir şekilde bunu koymazsak daha doğrusu bu satır atlama ibaresini koymazsak arkadaşlar normalde bunu mesela şu veriyi aldıktan sonra yeni veriyi bu şekilde eklemesi gerekiyor. Normalde olması gereken bu. Ama şu an fark ettiğim bir sorun var. Bu sorun yüzünden arkadaşlar biz şu an bunu koymasak, bu statlama ibaresini koymasak bile dosyaya kaydettiği zaman veriyi, dosyaya veri kaydedildiği zaman
kendisi otomatik olarak aşağı atlıyor. Biz bu yüzden dolayı sonuna ek olarak bir de bu ibareden koyduğumuz zaman arkadaşlar, mesela bir tane boşluk atlıyor, bir tane daha atlıyor, o şekilde bunu yazıyor. Arada boşluklar oluşuyor. Arada bu türden boşluklar oluştuğu zaman da yapılı kısmına geldiğimiz zaman boş satırdan bu split seçeneğiyle veri elde etmeye çalışıyor. Bu yüzden oraya sorun çıkıyor. Hata ortaya çıkıyor. Bunu arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Buradaki for döngüsüyle herhangi bir şekilde alakası yok. Burada atlaması gerekirken kendi kendine satır atması, pardon, kendi kendine satır bırakması mı? Buradaki for döngüsüyle yakından uzaktan bir alakası yok. Yani en azından ben az önce 7-15'e kadar olan bölümde gittim. Bunu kontrol ettim. Bir sürü deneme yaptım ama bunun for döngüsüyle herhangi bir şekilde alakası yok. Listeyle herhangi bir şekilde bunun bir alakasının olmadığını gördüm. Yani sonuç olarak baktığımız zaman, aslında listeye baktığımız zaman gelen birisi var. Daniel geldi. Yani sonuç olarak baktığımız zaman listeden şu an herhangi bir şekilde buna sebep olabilecek bir şey de görmedim. Bir şey bulamadım. Hani dediğim gibi arkadaşlar, normalde böyle bir şey olmamız gerekiyor. Böyle bir şeye karşılaşmamız gerekiyor ama bir sebepten dolayı buraya hani dosyaya yazı yazarken sonunda bu ibareyi koymamıza rağmen gördüğünüz gibi şöyle birer tane boşluk bırakıyor. Yani yazdıktan sonra boşluk bırakıyor. O şekilde yazıyor. Boş bırakıyor, şekilde yazıyor. Boş bırakıyor, şekilde yazıyor. Hele biz gelip buraya ek olarak boşluk bırakma ibaresi koyduğumuz zaman artık iki tane boşluk bırakıyor. Yani bir tane boşluk bırakıyor, bir tane daha geçiyor. O şekilde yazıyor. Şöyle iki tane boşluk bırakıyor, yazmaya başlıyor. Bu sefer de aradaki boşlukları okuma kısmına geldiğimiz zaman, yani bu programı en başta başlattığımız zaman, okuma kısmına geldiğimiz zaman boş yerden şu split dediğimiz fonksiyonuyla buradaki boş satırı bunun çizgileriyle ayırmaya çalışarak çalıştığı için sorun çıkıyor ortaya. Böyle bir şey fark ettim. Ha, bana soracak olursanız arkadaşlar, for döngüsüyle alakalı değil. Bu hani muhtemelen şöyle alakalı bir şey. Kişinin, burada görmüş olduğumuz kişi verisinin liste içerisindeki sıralanmasından sonra biz burada kişi olarak her sözü çağırdığımız zaman muhtemelen buradaki bununla bu kişiyle alakalı oluşan bir şey. Bir sonraki derste arkadaşlar ben size modül kısmıyla alakalı pip installer, package installer var. Onu anlatacağım o zaman. Bunun nedenini bulmuş olurum. Bunun nedenini anlatırım. Daha önce böyle bir sorun demiyor. Böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bir sonraki derste nedenini öğrenmiş olurum. Anlatırım size. Dediğim gibi hani bu tür hatalarla karşılaşırsınız. Çözümü çok basit. Az önce ne yaptık? Biz ne yapmıştık? Buraya boşluk bırakması için bunu koymuştuk. Ama artık buna gerek yok. Bunu koymuyoruz. Direkt bu şekilde bunu oluşturuyoruz. Sorunun şu an üstesinden geldik. Herhangi bir şekilde artık bizim karşımıza sorun çıkarmıyor. Böyle sorunla karşılaştığınız zaman arkadaşlar, sorunun kaynağını bulamazsınız bile, böyle kurulak çözümler bulun. Ki böyle bir sorunla karşılaştığınız zaman baktığınız siz herhangi bir şekilde çözüm bulamıyorsunuz. Yapmanız gereken şey Python'ın demek istediğim internet üzerinden bu sorunu aratmanız ve bu sorunun çözümüne dair veyahut bu oluşan durumun nedenini araştırmanız. Ama benim çok fazla vaktim olmadı. Demek istediğim 10 dakikalık vaktim oldu. 10 dakika boyunca ben gittim kendim burada denemeler yaptım. Kaynağını bulamadım. Ama bir sonraki dersi bulmuş olurum. Dediğim gibi her şeyin çözümü internette. Orada web dediğimiz alemde inanın bu karşılaşmış olduğunuz durumda karşılaşan binlerce insan vardır. Ve onların yüzlercesi, belki de en azından onlarcası bu duruma dair bir şeyler yazmıştır internete. Şimdi arkadaşlar gelelim benim anlatacağım yere. Şimdi arkadaşlar öncelikle size az önce bahsetmiş olduğum import ders 1 gibisinden ben diğer dersleri nasıl import ediyorum, bunu sizlere anlatacağım. Onun için arkadaşlar ders 4'ü kaydediyorum ve kapatıyorum. Kişi listesi seni de artık kapatıyorum. Save it. Seni kapatıyorum. Şimdi ben buraya yeni bir dosya açayım. Ders 4 bonus olsun bu. Bu bonus dosyasına hemen pay adını, takma adını veriyorum. Şimdi arkadaşlar geldim. Kısa yolunu aldım, pay kısa yolunu. Şimdi arkadaşlar sizlere şu an modül nedir onu anlatacağım. Modül arkadaşlar, mesela ben şu an ders 4 bonus.py adında modülümü oluşturdum.
Import host diyorum. Alışkanlık gereği yapalım. Yani import host import etmesek de sistem bunu sistem için bir sorun değil. Sistem otomatik olarak algılıyor çünkü direkt parsing dosyaları olduğu için direkt otomatik olarak algılıyor ama biz alışkanlık olması adına bu modelimizi ekledik. Şimdi ben diyorum ki buraya def diyeyim. Toplam adı altında bir tane fonksiyon açıyorum. Hatta şöyle büyütelim ekranımızı. Toplam adı altında ben fonksiyonumu açtıktan sonra hop, şöyle gelip diyeyim ki a eşittir int input lütfen toplamak istediğiniz ilk sayıyı geliniz dedim. Bu kadar. B dedim. Aynısını yine buraya kopya yapıştır yapacağım. Tek bir farkla ikinci sayıyı geliniz dedim. En son gelip diyorum ki arkadaşlar ne diyorum? Print A artı B. Şimdi çok güzel bir fonksiyon örneği. Mesela ben geliyorum. Ders 1'ime geldim. Ya da ders 4'ten devam edelim aynı şekilde. Tek bir eksik var. Ne yapalım? Nükle fonksiyonu geçiyorsun da şu A'yı false yapalım ki önceden yapmış olduğumuz şey çalışmasın durduk yere. Şimdi ben gelip diyorum ki arkadaşlar en üstte bir kere geleyim. Ben şu an size Python'daki modülleri anlatmaya çalışıyorum. İlk önce arkadaşlar kendimiz nasıl modül yaparız? Yani modül yani kütüphaneyi anlatıyorum. Şu an arkadaşlar biz kendimiz kütüphane yapmış bulunuyoruz gibi bir şey. Nasıl? Ben geldim. Ders 4 bonusu import ettim. Aynen OS kütüphanesi import ettiğim gibi. Bunu kütüphane gibi import ettim. Ve şu an geliyorum diyorum ki ders 4 bonus nokta toplama diyorum. Bakalım ne olacak? Sen tekrar çalıştırma deneyelim. Neden sorun çıktı bakalım. Tamam seni kaydettik. Kapatalım. Seni de kapatalım. Az önce muhtemelen ders 4 bonusu bilmiyorum. Neden sorun çıktı bilmiyorum. Benim derleyicimde de problemler var. 23 diyorum. 45 diyorum. Gördüğünüz gibi 68. Bu şekilde sistemi çalıştı ve program kendini kapattı. Zaten bildiğiniz üzere yukarıdaki yükle yukarıdaki while döngüm benim false olduğu için hiç başlamadı bile. Tekrar çalıştırıyorum. İlk sayı 345 olsun. İkinci sayı şöyle bir şeyler verelim. Gördüğünüz gibi topladım. Böyle bir sonuç elde ettik. Çalışıyorum. Şu an ben ne yapmış olduğumu biliyor musunuz? Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında ben kütüphane yapmış oldum. Hani bayağı bu kütüphane. Çünkü şöyle ders 4 bonus dedim. Ders 4 bonus ekledim ve ders 4 bonus ben şu an bunu import ettiğim zaman aslında ders 4 bonus içerisindeki her türlü defmiş. İşte def derken fonksiyonmuş yahut geri türüymüş. Bu türden verileri ben şu an import ederek bu şekilde kullanabiliyoruz. Biz buna modül kullanımı diyoruz. Şöyle diyelim diyeyim ki modül kullanımı. Ben buna modül kullanımı diyorum arkadaşlar. Daha doğrusu genel olarak hani bunun isimli adresi modül kullanımı. İngilizcesi de modül. Bu şekildedir. Şimdi arkadaşlar bunun haricinde benim için bir tane daha ufak bir şey var. Ders 4 bonus. El sitesi var. Ben buraya gelip x, büyük x dersem ya da hangi şekilde küçük x hiç fark etmez. Ben bunu dersem arkadaşlar ders 4 bonus yazmak yerine arkadaşlar da x yazacağım. Yani aslında ders 4 bonus'un ismini ben x olarak burada değiştirmiş oluyorum. Bu sıra gelip ne diyorum? Ders 4 bonus yorum gibi artık algılanmıyor. X toplama diyorum. Bakın. Şu an x toplama şekli yaptım. Şöyle sayılarımı gireyim. Girdim. Bakın bana güzel şekilde toplamamı yaptı ve uygulama kendini kapattı. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu göstermiş olduğum şey kendi modelimiz yani kendi kütüphanemizi yapmak üzerineydi. Şimdi bunun haricinde arkadaşlar bizim yapacağımız yani benim size anlatmak istediğim başka bir şey var.
Bir de arkadaşlar bu modül kısımlarında, yani kütüphane kısımlarında şu alt listeden çıkması için aslında bunu da şöyle diyeyim ya. CTRL-Z'ye geçeyim. Bunu silmeyelim. Sadece yorum seçeneğini alalım. Şimdi görmüş olursunuz. Şimdi arkadaşlar import kısımlarında gördüğünüz gibi ben buraya gelip aynen bu şekilde ben kütüphanemi ekleyebiliyorum. Yani kütüphanem kendi kütüphanem, aynen kendi kütüphanemmiş gibi, kendi modelimmiş gibi gidip ben buraya yazmış olduğum kendi yazılımı ekleyebiliyorum. Ama bunun haricinde arkadaşlar bir de sadece bir var, sadece bir yok. Mesela import math var. Ya da import matplotlib var. Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar ise mesela şöyle söyleyeyim. İnsanlar gidiyor. Mesela math adı altında bir tane kütüphane oluşturuyor. Aynen bizim bu derste gördüğümüz gibi kütüphane oluşturuyor. Ama bu kütüphanenin altında belki yüzlerce bunun gibi fonksiyon var. Bu fonksiyonların bazıları ağır işlemler gerekiyor. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Matplotlib'de arkadaşlar sizin matematiksel olarak mesela denklemlerin şeyini çizebiliyorsunuz. Yani denklemlerin görüntüsünü çizebiliyorsunuz. Demek istediğim x, y tablosunda. Siz o denklemlerin işte x ve y karşılığı olarak neyin neye denk geldiğini mesela siz orada grafiğini çizebiliyorsunuz. Bu türden türlü türlü farklı gelişmiş fonksiyonlar bu türden kütüphanelerde yer alır. Şimdi ama şöyle bir şey var. Ben buraya baktığım zaman bir problem görüyorum. Ne oluyor? Ne görüyor biliyor musunuz? Diyor ki import matplotlib colon be resolved from source. Diyor ki matplotlib var. Evet bu var ama şu an benim Python'ın bu kütüphaneye erişemiyor. Niye erişemiyor? Çünkü siz bilgisayarınızda Python'ı indirdiğiniz zaman arkadaşlar bu kütüphanelerin bazı replikleri mesela math gibi kütüphaneler temel kütüphaneler yakın gelir. Ama mesela matplotlib gibi daha gelişmiş olan kütüphaneler yüklü gelmez. Siz bu kütüphaneleri nasıl indiriyorsunuz? Nasıl Python'ınızı kuruyorsunuz dersiniz arkadaşlar? Package installer yani Python'ınızda bu türden paketleri, bu türden library'leri, kütüphaneleri kurabileceğiniz bazı platformlar, bazı uygulamalar var. Bu uygulamalardan birisi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Pip. Bu pip nedir arkadaşlar? Bu pip pip install package. Yani aslında Python için bildiğiniz Python'da bu mesela matplotlib benim bilgisayarımda yüklü değil. Benim Python environment'ım, Python çevremde yüklü değil. Benim Python'da bu yüklü olmadığı için bu pip ile ben bu matplotlib'i indirebiliyorum. Bu pipi arkadaşlar ben size şu an tanıttım. Ödev olarak bu pipi bilgisayarınıza kurum ödevi vereceğim. Şöyle söyleyeyim. Bu pipi bilgisayarınıza kuracaksınız. Bir sonraki dersimizde ben size pipin temel olarak her şeyini anlatacağım. Temel olarak her şeyini anlatacağım. Yoksa pipin çok fazla şeyi var. Öyle söyleyeyim. Şimdi modül kısmına geldiğimize göre arkadaşlar modül kısmını anlattık. Onun haricinde arkadaşlar benim size anlatmak istediğim birkaç şey var. Kaçta başladık? 7.15'te başladık. Tamam. Şimdi arkadaşlar benim size anlatmak istediğim... 5 dakikadır kayıttayız. 5 dakika mı? Süper. Kaç? 15 dakikadır kayıttayız. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben bana defimi yazdım. Artık bunun üzerine ilerleyemeyeceğim. Save et de. Buradan ilerlemek istiyorum. X toplama. Sen de git bakalım. Senin de artık işlemin kalmadı. Şimdi ben bunu yorum setimde aldım. Şimdi arkadaşlar ben geliyorum. İn anahtar kelimesi var. Biz bu anahtar kelimesini, in kelimesini for'larda, for döngülerini özellikle fazlasıyla gördük. Ama benim size anlatmak istediğim bu in kelimesi, in anahtar kelimesiyle ilgili birkaç tane daha fazla örnek var. Birkaç tane daha fazla derken yani şöyle söyleyeyim, düşünmem lazım. 2-3 tane daha farklı kullanımı var bu in kelimesinin, in anahtar kelimesinin. Dediğim gibi mesela in anahtar kelimesi fonksiyona geldiğimiz zaman arkadaşlar ne oluyor? Fonksiyonda mesela in anahtar kelimesini fonksiyon değil dosyalarımızı yani file dosyalarımızı in anahtar kelimesi arasında biz old file'ın tek tek satırlarını erişebiliyoruz. Ya da listeye geldiğimiz zaman o listenin tek tek üyelerini erişebiliyoruz. Ya da işte ne olabilir başka
ben text içerisinde kullandığım zaman o textin içerisindeki tek bir karakterlere erişebiliyorum. Ama yine birkaç tane daha kullanımım var. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki if Apple şöyle diyeyim. Ben metin diye bir tane dinle değişim oluşturacağım. Ya da ne diyelim? Text diyelim. Text eşittir. Tamam, bereket geldi. Hoş geldin tamam. Text eşittir arkadaşlar. Diyorum ki Apple Pie yazdım, tamam mı? If Apple in text. Ben desin ki print. Başarılı. Şimdi ben burada ne yaptım? Burada ne yaptım açıklamak isteyen var mı? Meta. Abi belki. Şimdi oradaki söz diziminin içerisindeki Apple'ı aldık. Apple eğer oradaysa bize başarılı olarak geri dönüş verecek. Hı hı. Bu yani. Aynen. Ya şöyle. Apple adındaki benim söz dizimi, kelime dizimi, pardon, karakter dizimi bahsetmiş olduğumdaki text string'in içerisinde geçiyor. Çalıştıralım. Bak başarılı dedi. Peki ben buraya Apple yerine sadece F kullansaydım ne olacaktı? Başarılı yazmayacak çünkü Apple burada geçmiyor. Ya da Apple Pie yazdım. Direkt böyle bitişik yazdım. Yine başarılı. Neden? Çünkü buradaki karakter dizimi burada geçiyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi kullanımlarımdan inanılmaz kullanımlarından birisi bu. Bunu şöyle söyleyeyim. Güzel, hoş, aklınıza kalsın. Öğrenmiş olun, mantığını öğrenmiş olun. İnanatar kelimesinin biraz daha nasıl bir şey yapan dediğini anlamaya çalışın. Şimdi arkadaşlar şey yapmak istiyorum. Ben A eşittir. Liste oluşturacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyorum. Şimdi ben diyorum ki for pardon for değil if dedim. Dedim ki if 4 in A. Yine burada direkt olarak aynı mantıkla ilerliyoruz. Yani şöyle 4 harfi 4 pardon numarası buradaki listemiz içerisinde geçiyor mu? Geçiyor o zaman. Başarılı yazdırsın bakalım bana dedim. Bakın başarılıyı bana hemen yazdırıyor. Çünkü geçiyor. Ama mesela ben buraya gelip 11 diyeyim. Yazmadı. Çünkü 11 burada yok. Yine daha bir tane daha başlık kullanım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu neymiş? Al şunu. Ne diyelim buraya? X toplama in anahtar kelimesi. Heh. Bu konu başlıyor. Bu da konu başlıyor. Şimdi geldim ben dedim ki arkadaşlar size bir de short bunu göstereceğim. Geçen derste arkadaşlar short kullanmaya çalışmıştık. Ama short kullandığımız zaman bir tane hata da karşılaştık. Neydi bu hata? Şöyle söyleyeyim. Biz mesela bir liste yaptık diyelim. Yine sen bana şu listeyi ver. A eşittir. Bu olsun. Şimdi arkadaşlar ben bu listeyi A eşittir. A nokta short deyip ben bu listeyi şu şekilde sıralayayım. Daha sonrasında ise print A yaptırayım. Ama ben şu an burada şey yapacağım. 2'den sonra 6 gelsin. 6'dan sonra 11 gelsin. 111 gelsin fark etmez. 7'den sonra da 1 gelsin. Şu an burada ne var? Gördüğünüz gibi arkadaşlar numarasız bir şekilde sıralamasız bir dizinim var. Short ise arkadaşlar bunu sıralıyor. Bakalım. Ne oldu? Ben short dedim ama dur. Line 1'de sorun varmış. Line 1'de niye sorun varmış? Import left'te mi sorun çıkartıyorsun? Yine bir sorunla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şöyle ben her zamanki klasik çözümümü yine uygulayacağım.
Baştan sonra copy ile paste yapacağım kod. Kodu tekrar. Kaynak Ctrl kodu. A, Ctrl V diye bir şey var ama. Olsun. Şey yapsana. O son A, ya sonla son sondakileri alıp başka Python dosyası. A'yı ben daha önce kullandım diye muhtemelen sonra çıkmış olabilir ya. Ya da bakayım. Unreal syntax diyor. Arkadaşlar şu an böyle problemimiz çıktı. Ne yapacağız? Mesela diyelim ki böyle problem çıktı. Çok basit. Hemen açacağız Google'u. Ben şu an bir ekranı paylaşmayı durduruyorum. İnşallah senin o şeyine bir şey olmamıştır ama Akif. Ben şu an ekranımı açtım arkadaşlar. Gelip diyorum ki Python short. Yüzce geldim. Hemen bakalım. Bir tane karşımıza ilk çıkan web sitesini açtım. Aslında makbulü şeydir. Python Office sitesine bakmaktır ama bu şekilde açtım. Evet. Ne görüyoruz? Tamam. Listening. Tamam. De ki. Tamam. Bizi kullanım varsın. Şimdi arkadaşlar ben geldim. My numbers dedim. Bu şekilde aşağı listemi oluşturdum. Ve my numbers dot sort dedim. Allah Allah. Gördüğünüz gibi burada baktık. Print my numbers dedik. Görüyor musunuz? Şu an burada bir tane hemen bir kullanım örneğine baktık. Size şu an bunu niye gösteriyorum diye sorarsınız. Ben de insanım. Ben de hata yapabilirim. Ama ne oluyor? Hata yaptığınız zaman önemli olan hata yapmak ya da hatayı çözmek. Ben şu arkadaşlar geldim. Bir de bakalım şu çalışacak mı? Oğlum bu şekilde değil mi? Gördüğünüz gibi yine çalışmadı. Bu da demek oluyor ki. Doğru. Pardon. Bir şey değişmeyecek ki oğlum. Bir şey değişmeyecek ki oğlum. Baksana bizim derleyici kafayı yemiş yani. Bunu da yapamam. Ya A'yı az önce ben bak. A'yı ben az önce şurada bak görüyor musun? Kullanmıştım. Tamam hadi senin dediğini yapalım. B yapalım. Yok canım olmuyor yani görüyor musun? Benim derleyicim şu an. Evet yeni dostlar şu an arkadaşlar kusura bakmayın. Benim derleyicim. Bazen böyle çok kafayı yiyor. Yani kusura bak. CTRL ezmeye geri al şunu ya. Ya terminali kapatacağım abi olmaz. Terminal de kafayı yemiş. Çalıştır. Bak Allah'ım ya. Bizim yaptığımız yanlış bir şey yokmuş arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi gördüğünüz ders 4 var ya. Bu artık kafayı yemiş yani. Bilmiyorum artık o kadar fazla yarım satırlı bir şey aldık ki herhalde artık sistem kafayı yedi. Bilmiyorum. Ders 4 bonustan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben size sort kısmını da gösterdim. Ama ne yapacağım? Ben bu sort kısmını şu an şey yapacağım. Ders 4 üzerinden devam edeceğim. Şimdi bir şey yapmak istiyorum. Çalışıyor. Allah Allah. Bak ne kadar garip. Terminali kapalı kaçtık ve çalışmaya başladık. Sadece şey demek istiyorum. Az önce almış olduğum şey hali çalışıyor. Bunu demek istiyorum. Evet. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben B eşittir dedikten sonra B eşittir B sort dedikten sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar lan dedi yani böyle bir yok yani ben B'yi sort ettikten sonra bunun B'yi bağladığınız zaman arkadaşlar hata çıkıyor. Bu da demek oluyor arkadaşlar. Az önceki yapmış olduğum hata gibi internetten çözümünü araştırıyoruz. Ve buluyoruz. Syntax'in kullanım formatı bu şekilde arkadaşlar. Ne oldu ben derleyici insan değil ama insan yapımı olduğu için hata çıkardım. Biz de çözdük. Ben insan olduğum için unuttum syntax'ın nasıl kullanıldığını. İnternetten aradık, bulduk. İki problemi de çözdük ve artık şu an güzel bir şekilde çalışıyor, mutluyuz. Başka bir problem daha var arkadaşlar. Başka sorun olmaz mı? Olur. Ben buraya abi Abaç yazdım. Buraya geldim Ali yazdım. Buraya geldim Kayhan yazdım işte. Virgül koydum. Buraya geldim.
Donder yazdım. Buraya geldim. X yazdım. Şu an ne yapacak biliyor musunuz? Şu an yaptığı şey arkadaşlar, buradaki kelimeleri alfabetik türe göre sıralamak olacak. Bakın Abbas, Ali, Donder, Kaynar, X. Bu şekilde sıralamak. Ama şöyle bir soru var arkadaşlar. Bizim bir önceki dönemimizde dürtü listeleri ben size anlattığımda sorun yaşamıştık. Bu sorunun nedeni arkadaşlar? Herhalde hiçbiriniz merak etmediniz, sormadınız ama şöyle söyleyeyim. Ben buraya 23 yazsam, daha sonra buraya gelip bunları yazsam, şimdi şöyle bir şey çıkacak. Görüyor musunuz? Ben burada numarayla alfabeyi kıyaslamam. Chat type error çıktı. Diyor ki, hemen okuyalım error'ümüzü. Ne diyor? Integer ve string arasında ben şu an kıyaslama yapamam diyor. Not supported. So, bak bu göstermiş olduğunuz sort'la alakalı. Diyor ki sort'un bu kullanımı, işte sort'un kullanmış olduğu, sort'un kendi içerisinde kullanmış olduğu işlemler integer ve string için geçerli değil. Allah Allah, niye geçerli değil? Çünkü adam neyi gösterecek? Yani öyle bir format yok. Öyle bir günümüzde bir şey yok yani. Gördüğünüz gibi şu an güzel bir çalışıyor. Şimdi arkadaşlar sort'u da göstermiş olduk. Kaç dakikamız var Akif? Güzel, tamam. Şimdi şöyle arkadaşlar, ben size bugün şimdi biz listeyi ve hatırlayalım nasıldı? Liste parantezli kullanılıyordu. Liste parantezli kullanılıyordu. Sözlük ise bu parantezli kullanılıp x eşittir y gibisinden adı üstünde sözlük, yani bir şeyin karşılığında bir veri veriyorduk. Bu şekilde kullanılıyordu. Sözlükte ve listede remove vardı. Remove'da biz listede biz istediğimiz şeyi remove ediyorduk. Sözlükte ise remove derken remove'da bahsettiğimiz sıradaki indeksteki veriyi siliyorduk. Listede pop diyerek, pop'tan sıra vererek istediğimiz şeyi siliyorduk. Sözlükte ise yine delete kısmı vardı. Del diye kullanılması lazım. Del miydi? Del ile de del olması lazım. Del ile de arkadaşlar bildiğimiz, pardon, remove ya yani del olması lazım. Del ile bildiğimiz, hani yine sözlükte bahsetmiş olduğumuz veriyi siliyorduk. Bu şekilde kullanımları vardı bu arkadaşlar. Şimdi bunlara Python'da sıkça kullanılmayan, yani bu ikisi kadar sık kullanılmayan ama yine olur da kırılı köşede kullanıldığını, psikopatların falan kullandığını görebileceğiniz bazı variable'ları var, bazı liste türleri var. Liste diye adlandıracağım bunları. Birincisi arkadaşlar, hızlı hızlı geçeceğim bunları. Tek P mi, çift P mi? Tek P. Değil mi? Tek P. Ben karıştırmışım. Şimdi arkadaşlar tuple var. Bu tuple ile arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi x tuple oluşturuyorum. Ben x diye bir tane veri yok değil mi yukarıda? Başımız ağrımasın. Yok. X tuple ile bir tane tuple oluşturuyorum. Ve x tuple ile ben gelip diyorum ki hop eşittir. Parantez açıyorum. 23, 45, 67 hatta hatta bir tane aksi edelim. Hiç fark etmez. Ben tuple bu şekilde oluşturdum ya arkadaşlar. Tuple ben bu şekilde oluşturabilirim. Ya da tuple birimizde bildiğimiz şöyle söyleyeyim. Y eşittir 34, 23 ya da AB diyelim. Bu şekilde parantezsiz yazdığımız zaman da parantez bunu tuple olarak görüyor. Bana bilgi verecek misin? Vermeyeceksin. Tamam, güzel. Python bunu bu şekilde görüyor. Hemen print yapalım. Ne yapalım? Diyelim ki diğer liste ve sözlüklerde kullandığımız gibi ben tuple'a da gelip diyeyim ki bana type'ını versin. X'in type'ını versin. Class tuple. Gördünüz mü? Yiyelim de sen bana type'ını ver bakalım. Class type. X ve Y ikisi de şu an tuple olarak gözüküyor dediğim gibi. Tuple'da siz bir veriyi oluştururken bunu bu şekilde verebilirsiniz. Ya da parantez şekilde verebilirsiniz. İki tane şu an benim burada tuple örneğim var. Şimdi arkadaşlar tuple'larla alakalı en güzel şey, daha doğrusu tuple'ları
listeden ayıran en büyük şey, biz listenin değerini değiştirebiliriz değil mi? Mesela hani liste x mesela a listemiz var dedim. A'nin biz mesela bir ikinci üyesini mesela buradan işte 34 deriz. Bu A listi olarak canlandırın aklınıza. Değiştirebiliriz ama tapılarda böyle bir şey yok. Yani ben gelip buraya tapılmaya herhangi bir şekilde değerini değiştiremem. Yani bizim öyle oturdan bir seçeneğimiz yok. Ama onun haricinde arkadaşlar ben tapılarımı nasıl print ederim? Bunu göstereyim size. Şimdi arkadaşlar print dediğim zaman ben mesela x dediğim zaman önce bir yalın olarak başlayalım. 25, 30, 67 x. Gördüğünüz gibi bu şekilde ya da y diyelim. Y'yi bana print etsin. Gördüğünüz gibi bizim parantezsiz bir şekilde oluşturmamıza rağmen parantezli bir şekilde bize print etti. Biz mesela gelip burada arkadaşlar y'nin bana 0. elementini yazdı diyebiliriz. 34 yazdı. Y'nin bana 3. yani ikinci elementini yazdıralım. AB yaz yani 2 diye kastedik aslında y üzerinde 3. veriyi yazdırdık. Aynı şey x için de geçerli. X'i yazdığımız zaman x'teki 3. bölümü 67 yazmış gerekiyor. Yazdı tamam. Bu şekilde arkadaşlar ben tapılımdaki verileri yazabilirim. Yahut tapılımda şöyle bir şey de var. Bu listeler için de geçerli. Unutmayın. Birden 3'e kadar yaz dedim mesela x'ten hatta 1'den 5, 4'e kadar yaz dediğiniz zaman 1, 2, 3, 4, 5 yazıyorum. Yani bir for in range kısmını anlatmıştık. 1'den 1 çift nokta 5 yazdığımız zaman aslında biz 1'den 4'e kadar yazmasını istiyoruz. Ve gördüğünüz gibi sen bu arada x'in yazdın mı? 47. Sen bana print'in nesini yazdın? Evet. X 45 67 aksi. Ha tamam. Evet doğru yazdı aslında doğru. Doğru yazdı arkadaşlar. Birinciden 5 yani 4'e kadar yani aslında 1'den 3'e kadar şöyle adlandıralım. Şöyle yapsak daha doğru olacaktı. 1'den 4'e kadar save edelim. Çalıştıralım bakalım. 23 45 67 aksi tamam. 0. üyeden 4'e kadar yani 4'ün bir eksisi 3. üye kadar yani 3. yani programa göre bize göre 4. üye kadar bize göre 4. üye kadar 1, 2, 3, 4 gördüğü gibi yazdık. Herhangi bir şekilde sorunumuz yok. Onun haricinde yine listedeki veya sözlükteki olduğu gibi ben bu tuple'ın len'ini de yazdırabilirim. Nasıl yazdırdım? Len x dedim. Gördüğünüz gibi 4 dedim. Neymiş? 4 tane veri varmış şu an tuple içerisinde saklanan. Onun haricinde arkadaşlar bu arada az önce basmış olduğum bu şöyle göstereyim. Mesela x dedim 0'dan 4'e kadar yaz dedim ya. Bu aynı şekilde listeler için de geçerli. Yani listeler için de aynı kullanım geçerlidir. Bunu o şekilde gösterdim arkadaşlar. Onun haricinde size göstermek istediğim aslında şey var. Nest yani birleşmiş tuple seçenekleri var. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben size. Ben gelip şunu yapabilirim. Şu arkadaşları ben yarım satırını alıyorum. Diyorum ki A eşittir. Bir virgül 3 ya da 3,5 olsun. Ben şu an ne yapmış oldum biliyor musunuz? Birleşmiş bir tuple oluşturmuş oldum. Yani şöyle söyleyeyim. Print kısmına geldiğim zaman A 0'ın bana A 0'ın nesini versin? Birincisini versin. Ne yazacak? 3 yazdı. Neden yazdı biliyor musunuz? Şöyle ben A 0 dedim. Yani A'nın ilk elementi dedim. İlk elementi, ilk birisi dedim. İlk bire geldiğim zaman şuraya geldi. Yani buraya geldi. Burada ise birinci, yani ikinci element dedim. 3 yazdım. Bu şekilde. Yani demek ki bu şekilde siz toplu şekilde veri saklayabilirsiniz. Yahut buraya şunu yazsak da olur. Aba yazdım. Gördüğünüz gibi aba yazdım. Hiç fark etmez. Yani tapıllarda da
integer, string, string farklı türden veriyi saklayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir arkadaştı. Şimdi arkadaşlar tuple'a geçtik. Bitti mi? Bitmez. Şimdi neye geldik biliyor musunuz? Hı? Set kullanımına geldik. Set kullanımı arkadaşlar bugün Akif'le, yani Akif'e hatta arkadaşlara sordum. Hani seti anlatayım mı anlatmayayım mı diye. Bir kısmı anlat dedi, bir kısmı anlatma dedi, gerek yok dedi. Şöyle arkadaşlar, hani gerçekten anlatmaya değmeyecek kadar yani gereksiz kullanmayacağınız saçma sapan bir şey. Ama ben size niye anlatıyorum? Öğrenmiş olun, görmüş olun. Bakış açınız değişsin, bakış açınız genişlesin. Bu yüzden anlatıyorum. Set de aynı. Anlatmadılar demeyin. Aynen. Sonra arkadaşlar aynı tuple, sözcük liste gibi. Bu set de garip bir arkadaş. Bu arkadaşın özellikleri arkadaşlar. Ben bunu süslü parantezle alıyorum. Ama süslü parantezle ben ne diyeyim? Sözcük. Tamam A yapmayacağım. Söz A yapmayacağım. W diyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben ne yapıyorum? Ben süslü parantezle önceden sözcük koyuyordum. Mesela diyordum. Şunu yapsam ben. A S desem. Daha sonra bu mesela bunu 23 ile ilişkilendirirsem. Bu sözcük oluyor. Ama ben buraya gelip 2, 3, 5, 6, 7, 8 böyle rastgele numaralar işte string falan yazsam bu set oluyor. Set data veri yapısı, veri türü oluyor. Şimdi arkadaşlar bu setin öncelikle çok güzel, çok güzel bir size kalmış. Bazı özellikleri var. Mesela ben bu sette 8 verisini 3 defa yazdığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi hemen gelelim. Print W yazdıralım. Bakın 8'i 3 defa yazdım bana yazmadı. Niye yazmadı? Çünkü şöyle bir şey. Bu set arkadaşlar aynı türden verileri birden fazla kez depolamaz. Şimdi bu güzel bir özellik. İşimize yarayabilecek güzel bir özellik. Ama bu arkadaşın bir kusuru var. Ne biliyor musunuz? W, yani buradaki set veri türleri içerisinde bu ikinci, bu iki isimli veri, iki şeyine tutulan veri sıfırıncı, yani ilk veri olarak tutulmuyor. Ya da dört birinci veri olarak tutulmuyor. Ya da beş ikinci veri olarak tutulmuyor. Yani ben mesela gelip buraya bir yazsam hata verecek. Niye? Set object is not subscribable. Yani set objeleri bizler set objeleri indeks tutmuyor. Yani indeks diyeyim içerisindeki verileri sıraya koymuyor, indekslemiyor. Bunun da işte eksik yanı mı diyeyim? Kimilere göre avantaj olabilir, avantaj olmayabilir bence. Bunun o eksik tarafı bu. Hani bunun değişik taraflarından birisi bu. Onun için arkadaşlar siz printW dediğiniz zaman bu şekilde seviyor tutan ama siz gelip burada verinin şeyini diyemezsiniz. Şunu diyemezsiniz. Sen bana gel. İşte içerisinde tutmuş olduğun üçüncü veriyi bana söyle. Böyle bir şey diyemezsiniz. Öyle bir dünya yok. Haliyle siz buraya buradan buradaki veriyi buradaki herhangi bir şekilde saklanmış olan bir veriyi değiştiremezsiniz. Değiştiremiyor olmanız gerekiyor. Ama ekleyip çıkartabilirsiniz. Ona değineceğim. Onun haricinde bu sıralama kısmını arkadaşlar bir hemen çözüm bulacağım. Şöyle söyleyeyim. Ben B diyeyim. B eşittir list W diyorum. Şu an ne yaptım biliyor musunuz? Benim W şeklindeki set verimi ben listeye çevirdim ve bunu B şeklinde sakladım. Ve artık print deyip B 0 dediğim zaman nihayet benim karşıma bir şeyler gelecek. Bakın 2 geldi. Çok güzel. Artık çünkü ben bunu şu an liste formatına bu şekilde çevirebildiğim için Python'da bu set ile alakalı böyle bir sorun olduğu için siz bunu listeye çevirebilirsiniz. Listeye çevirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi indeksleme yapabildiğiniz için, indeksleme yapabildiğiniz için sıralama yapabiliyorsunuz. Bu üzerinde güzel bir şey var. Onun haricinde arkadaşlar, bu liste haricinde ben size şey demek istiyorum. For a in w müydü? Ha, for a in w deyip ben buradan print yaptığım zaman burada yine sorun çıkmaz. Yine setimiz içerisindeki bu sefer kelimeler tek tek yazılmış oluyor. Görüyor musunuz? Şöyle kafanız karışmasın. Şunu
Şu listeyi şey yapacağım. Prince W tahtam bu kalsın. Şimdi ilk başta biz pardon. Kendine tamam. İlk başta geldim. Ben ne yaptım? Gördüğünüz gibi arkadaşlar listemde pardon setimde ben rastgele bir şekilde yazdırdım. Onun haricinde dediğim gibi hani ben W işte print diye yazıp bunu W 0 bu şekilde böyle bir kullanım yok. Bunu W 0 şeklinde ben böyle bir şey yapmam. Ancak yapmak istiyorsan listeye çeviririm o şekilde yaparım. Böyle bir kullanım yok. Ama bu şu anlama gelmiyor ki ben bu setin içerisindeki verileri tek tek yazdırabilirim. Yazdırabilirsin. Nasıl yazdırırsın? For a in w dersin ve print a yaparsın. Bu şekilde w içerisindeki her veriyi yine int kullanımı sayesinde biz tutarız. Böyle güzel bir kullanım var. Evet, onun haricinde arkadaşlar bizim az önce listelerde bahsetmiş olduğumuz sistem arşivlenmiyor. Yani direkt senin ben buraya print 3 in w yazdığım zaman arkadaşlar yine az önce ben size in yapısını anlatmış olduğum gibi setlerde de yine aynı şekilde ben için 3 sırasını w içerisinde bulup bulunmadığını kontrol edebiliyorum. Yazdım. False bulundu. False yazdı çünkü öyle bir şey yok. 3 yazıyorum. Philip buraya 3 yazdım. Gördüğünüz gibi şu an yazdı. Niye yazdı? Pardon, true yazdı. Çünkü artık var. Tamam, aynı kullanım. Aklınıza kalsın diye yazmış olduğum bir şeyle. Şimdi ben bu setlerden nasıl veri çıkartacağım, veri yükleyeceğim. Biliyorsunuz ki tuple'larda veri değiştiremiyoruz ama setlerde gayet değiştirebilirsin. Niye değiştiremeyelim? Şu tuple'dan sonra set kullanımıyla şunları ayıralım da arkadaşlar. Sonra gözümüze karışık gelmesin. Neyse ben bunu sonra yaparım sağlamadan önce. Şöyle arkadaşlar. Ben W nokta et diyedikten sonra mesela buraya BBB yazarsam ne olur? Benim şeyime yeni bir ben artık setime yeni bir eklemiş olurum. Çünkü günümüzde Python'da setlerde değiştirilebilirlik veya eklenememezlik bir sistem herhangi bir problemimiz yok. Evet kısmı bu şekilde. Bir de w nokta remove var. Remove ile arkadaşlar herhangi bir şekilde sıradan bir şey sıralamalı bir şekilde bir şey silemiyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki sim w içerisinde varsa 3 sayısını sil diyorsunuz. Siler. Hatta sonra şöyle tekrar gelelim. Tekrar yazalım bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi artık 3 dahil değil. Niye? Çünkü sildik. Remove ile sildik. Remove'un tamamen aynı mantıkta farklı isimler olan fonksiyonu var. O da discard. Buraya gelip diyorum ki 4'ü sil. Sonra sen bana bunu tekrar yazdır bakalım diyorum. Discard'ı da sildim ve arkadaşlar artık gördünüz mü? İlk başta olan 4 de çıktı gitti. Peki ya ben olmayan bir şey silmek istersen ne olur? 20 silmek isterim diyorum. Olmayan bir şey silmek istersen arkadaşlar bir sorun çıkmıyor. O şey zaten olmadığı için sorun yok. Remove kısmına mesela ben 67 silmek için ama 67 diye bir şey yok. Kıyarın 67. Bakalım. Evet arkadaşlar remove kısmında ne oluyor? Remove kısmında ben olmayan bir şeyi kaldırmaya çalıştığım zaman hata çıkıyor. İyi güzel. 8'i kaldırmak istedim. 8'i kaldırmak istiyorum. Hata yok. Discard kısmında olmayan bir şeyi kaldırmak istiyorum diyelim. 78 diyelim. Ne oluyor? Hata çıkmıyor. Discard'da olmayan bir şeyi kaldırmak isterseniz hata çıkmaz. Ama remove'da olmayan bir şeyi kaldırmak isterseniz hata çıkar. Basit. Geldim. Edit kısmında halihazırda olan bir şeyi ben eklemek istiyorum diyelim. Sayı olarak eklemek istiyorum.
Gördüğünüz gibi hali hazırda olan bir şey eklemek istediğiniz zaman sonuç çıkmaz. Hali hazırda olan bir şey eklemek isterseniz sorun çıkmaz. Add ve remove kısımları ve discard kısımlarına böyle şeyler var. Onun haricinde arkadaşlar demek istediğim hani dediğim gibi liste, sözlük, tuple ve set kullanımlarını siz de gördük. Short kullanımını da gördük. Bu short'un liste olsun. Liste olsun, tuple olsun. Tuple'da da işe yarar. Tuple'da işe yaramaz muhtemelen ama. Çünkü tuple'da herhangi bir şekilde sıralama yapılmadığı için tuple'da sıraya sokamayabiliriz. Ama onun haricinde liste olsun. Liste olsun. Tuple olsun muhtemelen. Yok, tuple'da kullanamayız. Liste ve setlerde kullanılır. Liste ve setlerde sort, yani short arka ne derseniz onun kullanımını görmüş olduk. Sözlükte zaten short gibisinden bir şey kullanılamaz. Belki kullanılabilir, denemedim. Siz merak ediyorsanız deneyebilirsiniz. Ama daha önce şahsen sözlükte short gibisinden bir eylemin, short gibisinden bir yapının, fonksiyonun kullanılmasının, short gibisinden bir fonksiyonu kullanma gereği hiç duymadım. Dediğim gibi hani şahsen hata çıkıyor mu çıkmıyor mu onu bilmiyorum. Sözlükte short kullanma çalıştığında zaman. Python'da hani şey yapabiliriz. Hemen itaatin esasını araştırabiliriz. Ama ben vaktimiz şu an kaç dakika var? 10 dakika var. 10 dakika içerisinde sona vereceği için arkadaşlar vaktimiz az olduğu için bu araştırmayı size bırakıyorum. Yani kütüphane içerisinde zaten short dediğimiz o sayıları sıralamaya sokma veya hani kelimeleri sıralamaya sokma gibisinden bir şey kullanamazsınız bu terimden ama belki kullanılıyor olabilir sözlüklerin içerisindeki ilk kelimeye göre. Neden bu konuyu açtım diye sorarsanız şu an size de şeyi kaynaştırmak istiyorum. Liste, sözlük, set ve tuple. Bunları size de kaynaştırmak istiyorum. Bunların birincini size de kazandırmaya çalışmak istiyorum. Hani demek istediğim nerede neyi kullanacaksınız bunu size göstermeye çalışıyorum. Short'u da size hani mantığını anlamaya çalışmanız için aslında mantığı basit ama hani iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Şu an kendimle tartışıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi hani kütüphanede yani sözlüklerde short'un kullanımı gereksiz. İhtiyaç bulmaz hiçbir zaman ama çok merak ediyorsanız, aklınızda kaldıysa araştırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 9 dakikamız kalmış. Akif ile ben sizlere artık şey kısmına geliyoruz. Ödevleri ben size gruptan duyururum. Akif, sen ne